Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Mükemmel bir maç var dediler bana efendim ve şöyle bir replay gönderdiler. 5v1 yazdığına bakmayın, 6 kişilik FF arkadaşlar. Bu çok uzun olduğu söylendi. Süresiyle ilgili tam olarak bir bilgi mevcut değil. Herkes farklı bir şey söylüyor. 3 saat diyen var, 4 saat diyen var. Daha kısa da olabilir. Oynarken daha uzun gelebiliyor bazen insanlara. Hep birlikte göreceğiz efendim. Yeni oyuncular olduğunu biliyorum bu online maçta. Hep birlikte bakalım şimdi kimlermiş, nelermiş, ne değilmiş. Önümüzde Isengard var. Şöyle bir bakıyorum. Isengard arkadaşlar önümüzde şey. Doyos Isengard'mış. Warhammer Doyos. Attila. Vaio. Sony Vaio diye birisi. Silmarillion diye birisi. Ve Turgut. Vaio diyelim biz buraya. Ya da Sony diyebiliriz buna. Sony diyebiliriz. Vaio biraz Vio ile karıştırabilirim. Vio'yu biliyorsunuz. Onunla karıştırmayalım. Hemen bakıyorum efendim. Doyos burada. Isengard. Hemen buraya bakıyoruz. Turgut. Rohan efendim. Hemen buraya baktık. Imladris. Attila. Attila demek istiyorum kardeş. Attila'ydı ya galiba değil mi? Attila diye nick almış ama Attila. Ben bir ayar çekiyorum oraya arkadaşlar. Siz anladınız onu. Silmaril burada. Mirkwood. Gondor, Warhammer, Janner. Mordor'da efendim. Sony. İsimleri ben kendimce harmanladım. Bir şekilde ben söyleyeceğim. Sizlerin de kafasına daha iyi oturabilmesi için. Dimrill Dale haritasındayız gençler. Bu arada 6 kişilik. Normalde burası 3v3'te çok kullanılan bir harita ama ilk defa bir FFA'da göreceğiz burayı. Şimdi bunların arasında baktığımız zaman şöyle arkadaşlar, haritayı unutanlar için bir hatırlatayım. Burada kocaman bir dağ var efendim. Her ikisinin birbirine erişebilmesi için buradan ilerlemesi gerekiyor. Bunun mesela bak burada kimdi bu? Rohan kimdi abi? Turgut. Turgut'un önünü burada kapatırsanız mesela direkt kapanıyor. Çünkü burada da bir dağ var mesela. Böyle taktikler görecek miyiz acaba? Dağların her iki tarafında tutan ordular o kişinin oradan çıkmasını istemeyip böyle bir hamlede bulunacak mı? Bu bakımdan ilkleri göreceğiz burada. Haydi bakalım. Ben de heyecanlıyım. Zaten arkadaşlar yeni kişiler olduğu için de bir tık heyecanlıyım. Uzun zamandır maçlarda yeni kişi göremiyorduk. Yani yeni kişiler katılıyordu WhatsApp grubumuza ama online maçlara katılmakta zorlanıyorlardı. Çekiniyorlardı. Bu sefer öyle olmadı ve şu gördüğünüz buradaki 3 kişi arkadaşlar yeni. Ben ilk defa görüyorum. Silmarilli daha önce belki görmüş olabilirim. Kimdi bu? İsmini hatırlamıyorum gruptan. Daha önce belki Silmarilli görmüş olabilirim ama Sony ve Attila'yı ilk defa görüyoruz. Silmarillion ismini belki daha önce bizden birisi, başka birisi hani isim olarak kullanmış olabilir ama. Spoiler vermeyelim chat'e. Şu an chat'te hiç kimse maçı izlememiş ya. Dolayısıyla herhangi bir spoiler vermeyelim. Maçta yer alan arkadaşlara sesleniyorum buradan. Evet, Gilman değil. İşte arkadaşlar görüyorsunuz Gondor Pippin'i basarken Mirkwood Gilman dili basıyor efendim. Hobbit niyetine kullanılıyor. Aynı şekilde imlar listede Gildor vardı. Galiba basar birazdan. Bir tık daha pahalı. Gerçi o 500'e düşürüldü sanırım şeyde. Şu anda 0.8 çalışmalarında o bir tık daha düşürüldü. Isengard Dunlandları basmaya başlamış. Mordor orklarla sağa sola bir gitmeye başladı. Zaten şu anda 10 dakika içerisinde arkadaşlar bir harita hakimiyeti belli olacak. Harita hakimiyetini ekonomi pilotlar üzerinden değerlendireceğiz. Sebebi de şu, haritada zaten herhangi bir şekilde expansion point yok. Kimse outpost alamayacak, kamp alamayacak. Herkes ekonomi pilot toplayacak. Kim daha fazla ekonomi pilot alır ve hakimiyeti ele geçirirse ona göre harita hakimiyetini değerlendireceğiz. Bir 10 dakikaya dediğim gibi belli olur.
İyi kankam, iyi iyi. Legolas'ı sen YouTube'dan mı takip ediyordun Legolas serisini? Buradan yayın geçmişine mi bakıyordun? Evet, Rohan köylülerini, amcalarımızı gören Gilmandil topuk yaptı arkadaşlar. Ben olsam ben de yani Rohan'ın amcaları tehlikeli. Direkt ekonomi hakkında yorum yapmaya başlıyorlar falan. Yaş 60 artı. Dolayısıyla yani illa maksat dövüşmek değil, ben sohbetten de kaçardım açıkçası. Bir Mordor Isengard. Aa, burada da yol varmış lan, burayı unutmuşum ben. He, zaten şöyle. Buradaki kişiyle haritanın şurasında gördüğünüz kişi arasında şöyle bir yol var. Geçiş yapabiliyorlar. Buradakine de aynı şekilde böyle bir yol var. Mirkwood'la İmralis arasında da bir yol var. Diğerleri arası kapalı arkadaşlar. Yani tamamen aslında 3 ve 3 için tasarlanmış gibi duruyor. Yani bana öyle geliyor, bilmiyorum. Bu maçı izledikten sonra burası FFA için iyi midir değil midir değerlendireceğim. Sizler de yorumlarınızı yapın efendim. Turgut hoş geldin. Ömer hoş geldin. Selamlar. Ne yapıyorsunuz gençler? Nasıl gidiyor? Anlatın bakalım. Biraz bir sohbet muhabbet edelim. Şu anda ortalık durgun. Şurada bir karşılaşma var. Orayı kaçırmayalım. Volkan bir tane hediye abonelik vermiş efendim. Aykut'a gitmiş hediye abonelik. Teşekkür ediyoruz canım. Kesene bereket kankam. Sağ olasın. Valla kanka sana bir şey diyeyim mi? Burada aslında 3 ve 3 olmasına uğradığını... Evet, koptuk. İlk bir bitti fistah yapıldı efendim. Kesene bereket kardeşim. Teşekkürler. Kanka bak, burada aslında 3 kişi buraya geliyor ya. Şuraya bir gedik açacaksın. Burayı, dağları kim deliyordu? Ferhat mıydı? Kimdi? Şurayı deleceksin abi. Burayı da deleceksin, tamam mı? Şurayı da kapatacaksın. Delmeyeceksin. Burayı da kapı dolduracaksın burayı. Tamam mı? Yani şurayla şuranın bağlantısını şu geçitlerden kapattın mı? Şuradaki şeylerin arasında doldurdun mu? Gaharga'da dedin mi efendim? Kesine bereket kankim. Her şeye rağmen Gaharga. Kesinlikle kardeşim. Dediğim şekilde bence tam 3 ve 3 haritası olur. Yanlış mıyım? Bunun sesini kısma, çok iyi sesi kanka. Çok sert geliyor bir anda ya, Dolamrot in Gondor diye ya. O yüzden şöyle %5, %10 kısmayı düşündüm. Çok fazla değil. Aniden gelip her seferinde beni korkutmayı başarıyor bu gif. Yani ne olur yani Gaharga gibi sakince gel bir bilmiyorum ki, bir en başa o sesi koydum diye bir anda bağırmaya başlıyor falan. Yanlışsın. Kanka zaten şu an öyle anlatıyorum, öyle yapılır mapılır diye. Yapmam ki. Yapmıyorum kardeşim. Evet, böyle oynayın bu haritayı siz. Tufan kanka hoş geldin. İlk büyük karşılaşmayı görüyoruz şu anda arkadaşlar. Mordor ve Isengard birbirine giriyor. Daha doğrusu atak yapan Isengard'a Mordor müdahale ediyor efendim. Volkancım teşekkür ediyorum. Kesene bereket kardeşim benim. Isengard buradan püskürtülür efendim. Selam ki.
Kesine bereket kankam. Teşekkür ediyorum. Meteciğim, adam tarafını belli etti arkadaşlar. İmler dizisi tutuyor. İmler dizisi hiç sahalarda göremedik. İmler dizisi ben mi göremiyorum acaba? Kahvemden aldım arkadaşlar bir yudum mu? Gondor biraları afiyet olsun. Kesene bereket Tufan kankam. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kendi önündeki yeri bile almamış. Burayı da gelmiş Mirkwood almış. Silmaril almış. Attila o konuda biraz bir içine kapanık kalmış efendim. Ama sonuçta ilk maçı olduğunu düşünecek olursak bilmiyorum ilk maçı mı, ikinci, üçüncü, dördüncü mü ama yeni olduğunu biliyorum. Güzel denk geldi orklar da yani. Kesme bereket kankam. Kankam bu hata. Kesme bereket kankam. Teşekkür ediyorum. Ey Ömer'cim, 2000 kişilik Balrog ordusu diyor. Kesmeli bereket, teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, Gandalf çıkmış, ata binmiş efendim. Sağda solda takılıyor, hiç rank atlamış mı? Şöyle bir bakalım hızlıca. 2 rank olmuş, gayet iyi. Volkan'dan Haradrim'ler geldi efendim. Kesenize bereketler. Herkese şöyle bir bakalım. Kim ne yapmış arkadaşlar? Bir görmek istiyorum. Şöyle burada bir Silmaril'in bir ordusunu görüyoruz hafiften. Dışarıda pek göremedik şimdilik. Eray hoş geldin bu arada. Tufan kankam teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Kesenize bereket arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, var olun efendim. Cansınız. Mordor ordusu çok aktif arkadaşlar. Keza aynı şekilde Isengard ordusu da aynı şekilde bayağı bir aktif ve farklı bir şey görüyorum. Bunları çok fazla online maçlarda kullananlar olmaz. Ve şu anda 4-5 grup görüyorum. Okan'ın ordusunda gayet güzel. Gayet güzel. 6. da geliyor. Gayet iyi. Ben de varım bende. Teşekkür ederim Mete kankam sağ ol. Volkan Reis'ten cüce başları efendim. Şöyle bir Rohan ordusuna bakalım. Rohan Gandalf'ı beklediği için bir tık geç kalmış olabilir ordu konusunda. O da biraz içine kapanık kaldı. Oyunun bu aşamasında Attila'dan bir atak gördük arkadaşlar. Okçularını basmış. Gildor liderliğinde buradaki ekonom pilotunu aldı. 3 grup okçusu daha var içeride. Ruhat'a gelsin. Ruhat'ı da kırmıyoruz yalnız hani. Kankam bu hata. Artık Ruhat tarafını seç kardeşim. Her ikisi de sana hediye gönderdi. Ona göre yani. Gaharga 3 TL Gökhan kankamdan teşekkür ederim kankam. Minas Tirith kütüphanesine gelen bağış için teşekkürlerimi sunarım efendim. RD kankim sağ olasın. Herkes şu an Ruat'a Mirkwood'ları gönderdi. Şöyle Mirkwood ordumuz da burada arkadaşlar. Birazdan sahalarda görürsek eğer
Ona göre bakacağız neler yaptığına. Burada arkadaşlar Rohan, o az önce görmüş olduğumuz 3 grup İmralis okçusunu halletti. Şurayı çok kaçırmak istemiyorum. Buradaki savaş büyük çünkü bir tık. Çok kaçırmak istemiyorum. Ortalık karışmış durumda tamamen burada. Oğlum. Gundabat yok lan FFA'da. 6 kişilik FFA ama Gundabat yok. Bakayım bak, Gundabat yok. Goblin Town yok. Mordor Isengard var. Gondor, Rohan, Mirkut, Erebor yok bir de. Tamam, 3 faction eksik zaten. Tamam, 9 faction var. 6'sı burada. Biraz dayak yediler ben gösterirken ama olsun. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ömerciğim, Tufancığım. Sağ olun. Burada bir Rohan ordusu da arkadaşlar kendisini göstermiş oldu. Yukarıda İmralis'le bir savaştı. Sahalarda görmediğimiz tek ordu şu an Gondor ordusu ve Mirkwood ordusu oldu. Ucundan da olsa 3 grup okçusuyla en azından İmralis'i şurada Rohan'la savaşırken bir gördük. En çok savaşanlar şu anda Mordor ve Isengard. Bir puanlara bir bakacağım. Camel'ın öldüğünü gördük burada. Goblinlerle bir kendini savunmaya çalışacak. Gerçi aslında full bir çıkış da yapabilir ama bir sürü heroes da varmış buranın. Ya arkadaşlar tekrar hatırlayalım. Sony'di burası. Volkan Reis, kesene bereket. Şöyle arkadaşlar puanlara çok hızlıca bir bakacağım. Gondor, Caner efendim 2 tane power var şu anda. Isengard, Doyos, Dunland Allies falan açmış. Vision of the Palantir, Warchant artı 3 tane power biriktirmiş. 4 olmak üzere biriktirdiği power. Attila'ya geliyoruz, pek fazla savaşmadığı için. 1 tane power var Ralin Cole. RD kankimden de 10 kişiye Gondor birası geldi efendim. Kesene bereket kankam. Teşekkür ediyorum. Gondor biraları afiyet. Kesenize bereketler. Mordor tarafında arkadaşlar Scavenger da açılmış. Mirkwood'da da bir tane power var. Rohan da aynı şekilde 2 power var arkadaşlar. Gondor'da olduğu gibi 2 tane power var. Herkese şöyle bakmış olduk. En fazla Mordor ve Isengard'da puanlar birikmiş durumda. Dediğim gibi en fazla savaşanlar onlar olduğu için bayağı bir puan toplamış oldular. Burada Gandalf Frank atlattırılmaya çalışılıyor Caner tarafından. 3.5-4. Ne diyelim ona, dur bakayım. 3.60 falan. Ay ama çok rank veriyorsun burada Sony. Çok rank veriyorsun kardeşim. Bir hatırlayalım yine, burası Turgut'tu değil mi? Tamam. Kesene bereket kankam, sağ olasın. 500 imlerde selfie ile. Bakalım burada büyük bir imlerli sortusu göreceğiz mi? Kankam 4.40 falan kardeşim Ruat. 4.40 kardeşim. Evet, Gandalf dolaşıyor yine ortalıklarda. Hadi lan bir dışarıya çık lan bir. Gerçi upgrade yapmamış ki. Ben olsam ben de çıkmam. Yani Gandalf'la çıkması da bir şeydir arkadaşlar. Sonuçta merak edip çıkmış adam. Ay. Legolas'a da yakalansaydı kötüydü. Legolas Aragorn'da bıçak atabilirdi falan. Burası bir durulmuş gençler. Şunlara çok şaşırıyorum hala. Şunlara hala çok şaşırıyorum. Seviniyorum aynı zamanda. Farklı bir birlik kullanan bir Isengard. Evet, Rohan ordusu Isengard'a doğru mu gidiyordu yoksa?
Mordor ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle bir bakalım Sony'ye. Çok güzel bak. Abi yani tebrik üstüne tebrik ediyorum ya. Böyle karışık ordu bas ya. Bas abi zaten 0.8'de Evil Man gidecek. Çok güzel ya. Ruhunlar, Haradrimler, Korsanlar, efendim Black Uruklar, Morgul orkları, mızraklı orklar falanlar, fistanlar. Burası da aynı şekilde görüyor musunuz? Mızraklı guardlar. Senin gibi muhteşem bir yayıncıya her zaman destek veririm. Böyle devam bro, hak ettiğin yere gelmen yakındır, gülümseyen surat. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Çok sağ ol. Ay ay. Gülümseyen surat. Gandalf son anda kaçtı arkadaşlar Mirkwood ordusundan. Mirkwood ordusunu artık kendi kalesinin biraz bir dışında bir gördük. En azından kendini bir gösterdi efendim. Seni sevmeyen ölsün, gülümseyen surat. Gülümseyen surat. Estağfurullah kankam. Ölmesin de yani. Sevsinler, ne bileyim. Ben de onları seveyim. Değil mi? Sevelim. Sevgi, saygı önemli şeyler. Nefret duymayalım, toksiklik yapmayalım falan. Bak buradan konuya bir girerim sabaha kadar anlatırım ha. Arkadaşlar Rohan ordusu bir Isengard'a müdahale ediyor. Turgut. Turgut'u da burada tebrik etmek istiyorum. Az önce tam söylüyordum. Mızraklı birlikleri basmış. Elfleri basmış. Yeoman basmış. Royal Guard basmış. Köylüsü de vardı şuralarda, bak kombolamış. Karman çorman çok güzel bir Rohan ordusu var şu anda. Bir buraya bakayım. Zaten aslında teşekkür ederim kankam. Sağ olasın. Gökhan Mirkwood'da arkadaşlar herhangi bir birlik kullanmama gibi bir durum genelde olmuyor. Bütün birliklere ihtiyacı oluyor Mirkwood'un. O yüzden hepsini de basıyor. Gahargalar geliyor ard arda efendim. Sargon 5 galp, Sargon 5 galp, Sargon 5 galp. Teşekkür ederim. Şurayı kaçırmayalım. Sınırlandım la, çok güzelsiniz, gülümseyen surat. Bir Rohan Isengard savaşı göreceğiz burada yakında arkadaşlar. Burada da Mirkwood şu anda Gondor'u kuşatmaya başladı. Mete kankam teşekkür ediyorum. Entlerin yürüyüşü. Entler 250 tane olmasa 4-5 tane var burada kankam. Burada da var. Entler metler doluştu. Mordor ordusu bir harekete geçti. Abi şu an kaçırmak istemiyorum hiçbir yeri. Şu anda Attila bekliyor. Sıkıntı yok Attila için. Attila bekliyor efendim. İki tarafı da kaçırmak istemiyorum. Surda gedik açılmamış. O ses geldi ama açılmamış. Battle Tower yıkılmış sadece. Bir Firewall gördük efendim. Buradaki ordunun üçte biri havalara uçtu. Ay. Şunlar oklardan da darbe almıyor. Ne yapacaksın Turgut? Mordor geldi. Anasını avradını, yolunu yordamını. Goblin Summon geldi. Turgut çok kötü arada kaldı şu an. Abi kaçamaz da bir şey de yapamaz. Yazık ya. Bari Theoden'i kaçır şuradan yukarı. O ne? O gelen ne? Isengard orkları Grisnak'la birlikte geldi şu anda. Legolas savaşmaya devam ediyor. Aragorn'un bir sesini duyduk. Geri çekilme. Elfçe bir konuştu orada bir. Isengard bir çekileyim, bir toparlayayım kendimi diyor. Abi Gimli Mimli savaşmaya devam ediyor. Ben çok kötü arada kaldı dedim ama adam savaşıyor hala Turgut. Helal ki. Helal ki. Griznak burada. Witch King gelmiş efendim. Oraya bir şey çıktı. Harardim okçuları summon olarak çıktı. Mordor'dan. Şu taraftaki kuşatmaya çok kısa bir göz atacağım.
Açamamışlar henüz burayı, yaramamışlar efendim. Ufan kankam, teşekkürler. Cüce başları. Evet. Mordor sahada biraz bir baskın çıktı. Sağ olasın kankam. Rohan kaçıyor. İyi, en azından o birlikleri kaçırabildi arkadaşlar. Kaçıramayabilirdi çünkü. RD kankim. Sağ olun arkadaşlar. Mordor Isengard'ı çok feci bastırıyor şu anda. Rohan bir geri dönüş yaptı buraya. Burada arkadaşlar Gedik açıldı. Rohan direniyor. Gondor direniyor. Karıştırıyorum. 6 tane faction var. Gondor direniyor efendim. Yeni gelen oyuncuları selamlıyorum. Meri'ye Pipo ısmarlıyor Gökhan kanka. Meri'ye afiyet olsun o zaman. Desene bereket kankam. Rohan yalnız değildir. King Gamer burada. Eomer'in arkadaşlar kral olmadan önceki halini görüyorsunuz. Kral olduktan sonra değişti mi bilmiyorum. Anlatsın kendisi. Kardeşim teşekkürler, sağ ol. Yesene bereket. Mordor feci bastırıyor ha. 5.70. 5 Saruman 5.70. Şuraya dönelim arkadaşlar. Orası belli ne olduğu orada. Buraya bir dönelim. Gandalf 5.15 falan. Ya Gondor sanki... Ya çok kötü vurdu. Şunu yaksaydınız ya abi. Gondor burayı tutar gibi arkadaşlar. Şuraya bir daha bir bakalım. Tamam, Mordor salmış burayı. Verceği hasar verdi ama. Verceği hasar verdi, sıkıntı yok. Rohan burada toparlanıyor. Sağda solda bir şu an İmralis ordusu dolanıyor. Ekron pilotlarını falan almış, orada bir şeyler yapmış efendim. Birazdan daha net görürüz neler yapacağını. Burada Galeon öldü, Faramir öldü. Kuleler tutar burayı artık bu saatten sonra. Çok fazla ordusu kalmamış Mirkwood'un. Güzel, başarılı bir kuşatma yaptığını söyleyebiliriz. Ordusunu yok etti sonuçta Gondor'un. Ay. 2000 kost gitti Caner. 2000 kost gitti. O Ent'i öldürmeden orayı tamir etmeyeceksin kardeşim. Olmaz öyle. Rohan, Turgut tekrar harekete geçiyor efendim. Mordor'a bir bakalım toparlanıyor mu? Neler yapıyor Mordor? Hero'larının büyük bir kısmını geri basmış. Birlik basımı şu anda söz konusu değil. Ork pitten vazgeçmiş görünüyor. Galiba komple Evil Man basacak. Üstüne de Troll basacak. Orklardan tamamen vazgeçmiş. Değişik bir ordu göreceğiz Mordor'da. Burada bir İmladris Rohan savaşı görüyoruz efendim. Vallahi Rohan bu elflerle yener gibi duruyor da. Abi upgrade de vermemiş bir kısmına. Upgrade de vermemiş bir kısmına ve... Ya hero'lar yeni geldi, katıl tabi de. Gitti. Çok kötü yenildi ya. Çok kötü yenildi. Galinor da gitti orada. Gandalf ne yapıyorsun? 5.30 Gandalf, 5.30. 5.95 Saruman. İmradis'e bir moral alkışı. Ya abi şimdi dediğin gibi kaçıncı maçı olduğunu hakikaten bilmiyorum. Adamın ilk maçı da olabilir.
En azından sahada bir kendini göstermiş, çıkmış, o cesareti göstermiş. Aslında adam burada 5 saat bekleyebilirdi. Çıkmış, savaşmış, ordusunu kaybetmiş, tekrar basmış, anladınız mı? Şuraya bir bakalım. Bak mesela bunu bilmiyormuş adam. Kimse de söylememiş. Sağ ol kankam. Aha da Aha da bitti. bitti. Bitler mi bitti? Bitlerin mi bitti lan? Kıyamam kankam. Teşekkür ederim, sağ ol. Bu armory'yi yıkıp arkadaşlar yerine bir tane kütüphane yapabilirmiş. Haberi yokmuş galiba bundan. Armory'yi bütün upgrade'leri geliştirdikten sonra yıkabilirsiniz arkadaşlar. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Her faction için geçerli bu. Sadece Gondor için geçerli değil. Gondor'da bundan 6 tane yapın ki upgrade'lerde indirim kazanın. 6'sı da sabit dursun, zaten para getiriyor. Diğerlerinde komple bir düşündüğüm zaman zaten Gundabad ve Goblin Town'da da öyle galiba. Forge'ları elinizde tutmanız gerekebilir. Diğerlerini de komple yıkabilirsiniz. Isengard, Rohan, Gondor, Erebor. Hayda. Hayda. Bir de kısa kesti ya böyle. Teşekkür ederim kankam ama neye hayda? Kime? Şey mi dedin? Mete'ye mi? Mete Paşa'mızın yerine gelsin gülümseyen surat. Teşekkür ederiz kardeşim. Mete adına ben teşekkür edeyim. Isengard yıkılacak mıydı yoksa efendim? Ay, gerçi çok kötü summonları yedi şu anda. Elf ordusu çok korkutucuydu ama artık gözüme korkutucu gelmiyor şu anda. Saruman 6 olmuş. Saruman 6 olmuş efendim. Buradan tekrar bir kuşatma gelecek gibi Gondor'a. Gondor yine bir kuşatma yiyecek orada. Mordor ve Imradis toparlanmaya devam ediyor. Vay, buranın gerçekten altından kalkmayı başarabildin mi yani Rohan? Neler yapıyorsun Rohan? Balistalar gelmiş. King Ömer savaşıyor. Ay, balistalar bitirdi buraları ya. Balistalar bitti aga. Şurayı kaçırmayalım. Sur tamir oluyor. Kimi? Gandalf'ı kovaladı galiba burası. Potatoes. Bu patatesler tufana gelsin. Neydi o? Doğru mu okudum lan? Kankam. Kese hareket kankam. 6 TL'lik patatesler. Sem'e afiyet efendim. Çiğ ver bize. Ne şeyleri? Neydi onlar? Tavşan. Tavşanları istiyordu Gollum, değil mi? Isengard atağa kalktı efendim. Burada bir Haldir ölüsü gördük. Mirkut burada niye bırakmış ki hanımları acaba? Ben olsam tamir olan suru iptal ederdim Caner. 2000 liramı kaybetmemek için. Caner. Caner. Evet, troller çıkmaya başladı efendim. Şimdi tekrar bakıyoruz. Sony. Hep unutuyorum, anasını satayım. Abi bak, Sony, Silmaril, Attila,
Caner, Turgut, Okan. Unutmayacağım bir daha. Evil Man ordusunu basıyor. Sony. Troller burada birikiyor efendim. Davulcu mavulcu, ataklı mataklı. Vesaire bir şeyler. Hero'lar burada. Nazgul'leri kullanmıyor. Nazgul'leri kullanmamayı tercih ediyor efendim. Isengard ordusu iyice açılıyor. Mirkwood'un hanımları Isengard ordusuna yakalandı. Vallahi Turgut şimdiye kadar iyi oynadı Evmer. Ama emin değilim. Yani tek başına bir atak da yapamıyor. Yani yapıyor da başarısız oluyor. Göreceğiz abi. Hadi bakalım. Silmaril burada Konya Ovası açmaya çalışıyor efendim şu an. Konya Ovası açılmadan Gondor Kalesi'ne girmem diyor. Böyle bir şart koşuyor efendim. Isengard iyice açılmış durumda. Şunlar çok güzel görünmüyor mu ya? Çok tatlılar ya. Sadece aralarda şu yıkık yerler var. Onun dışında çok fena burası. Acaba hiç öyle bir maç görür müyüz lan? Komple bütün Gondor surları yıkılmış. Hiçbiri tamir olmayacak şekilde. Tamamen açık. Isengard kuşatması geliyor efendim Rohan Kalesi'ne. 7 rank olmak üzere olan bir Saruman. Orduyu surlarının hemen berisinde şu an fark ediyor Turgut. Isengard ordusu kapımın önünde diyor. Oho. Oho kardeşim. Gitti. Doları da düşüremeyeceksin şimdi. Şurayı da kaçırmayalım. Oo. Abi bak. Attila'nın bu saldırısından kaynaklı orada kuşatmayı şu anda kaldırabilir Silmaril. Kuşatma kaldırılabilir şu anda. Atak geliyor bana der. Şu an evet geliyor da yani. Abi buraları niye sen sabrı yapmamış lan? Bana kimse saldırmaz diye mi düşünmüş acaba? Hemen şuradaki kuşatmaya karşılık veren Turgut'a bakıyoruz. Rohan ordusu dışarıya doğru çıktı arkadaşlar. Isengard ordusuna karşılık veriyor. Balistaların iki tanesini indirmiş. Elf Summon geldi buraya. Buraya da arkadaşlar. Dunland Summon geldi. Bir yere de bir Griznak ve orkları da gelebilir efendim birazdan. Eowyn 3 rank olmuş. 5 rank olmak üzere olan bir Aragorn görüyoruz efendim. Oy abi. Abi çok kötü. Çok kötü. Oraya çok kötü vurdu. Saruman kaçamaz gibi artık. Evet Saruman düştü. Savaş tam gaz devam ediyor efendim. İmlardis ordusu da buralarda takılıyor. Mirko'da saldırmaktan vazgeçmiş görünüyor. Ordunun yarısı da yok oldu burada. Çık öl abi. Çık öl. Burada bir geri çekilme durumu var. Hemen burayı kaçırmayacağım. Boromir sanırım biraz bir can çekişti orada. Blast geldi. Çok etkilemedi leadership'ten kaynaklı. Entlerin bir tanesi yakılmış. Boromir düştü. Abi hepsini alayını yaksana lan. Niye bunlara sıkıyorsun? Niye entlere sıkmıyorsun? Sonunda akıl edebildi. Caner, Caner. İkisini yaktın Caner, helal helal. Birini yakıp öldürdün zaten Caner. Ağaç sakalı da yak Caner. Çok iyisin Caner. Çok iyisin. Şuradaki savaşa hemen tekrar dönüyoruz. Isengard ordusu pes etmemiş. Savaşmaya devam ediyor. Burada Cripple ile Aragorn'u yakalamış görünüyor. Eowyn gitti. Theoden gitti.
Aragorn gitti. Grimbold gitti. Eomer ve Gimli kaçıyor. Buradaki kuşatmada da Mirkwood çekilmeye karar verdi. Bu arada bir Freezing Rain geldi gençler Isengard'dan az önce. Birliklere leadership veriyor. Onun açıklamasına tekrar bakalım. Şimdiye kadar göstermemiş olabilirim onu. Bahsettim ama göstermedim. Artık arkadaşlar düşmanın leadership'ini kırmıyor. %25 damage ve %20 armor veriyor bütün Isengard ordusuna. Haritada gezen bütün Isengard ordusuna. Daha adil bir special power olduğunu düşünüyorum açıkçası bu şekilde. Evet, Gondor memleketini savundu efendim. Adamlara bak ya burada. Abi gitti mi o? Son anda Legolas. Adam bırakmıyor ya ama Mordor harekete geçti. Isengard öyle ya da böyle döneceksin kardeşim oradan. Döneceksin oradan Isengard. Abi birbirleriyle savaşıyorlar resmen burada. Grima skillini kullandı ya. Grima şu skilli kullandı orada. Evet arkadaşlar full troll ve full easterling. İnanılmaz bir şey ya. Galiba ya online maçlarda galiba ilk defa görüyor olabilirim şöyle bir orduyu ya. Tufan kankam hoş geldin tekrardan. Abi şuraya bakar mısın ya? Ramazan davulları çalınıyor efendim. Ay son power'a gitmiş ama ateşli oklar var orada ve yavaş yavaş geri dönüyor. Rohan ordusu da kovalıyor efendim. Rohan ordusu da kovalıyor. İmnardis burada beklemeye devam ediyor. Şu an olaylar burada döndüğü için burayı kaçırmayalım. Abi full easterling geliyor şu an. İnanılmaz ya böyle bir ordu. Kesin bereket kankam. Teşekkür ediyorum. Adem kankam sağ ol. Teşekkür ederim kesin bereket. Atilla burada beni kuşatırken saldırsa evet. Yani Silmaril'in ordusu senin kaleyi kuşatırken Attila Silmaril'e saldırsaydı demek istedin galiba. İyi olabilirmiş. Orada bir atraksiyon olabilirmiş. Witch King gidiyor efendim. Witch King kaçıyor. Ordusunu kaybetmiş şu anda. Gerçi İstinlikler savaşmaya devam ediyor ama. Aga! Kaçamayacak mı lan? Abi çok kötü. Bir çığlık atsa ay gitti. What about breakfast? We've had one yet. What about second breakfast? Abi. Pipine. Second ikinci kahvaltı Gökhan'dan. Kesene bereket kankam sağ ol. Son kalan Easterlingler bir geri çekiliyor. 4 grup Easterling. Saldırı güzeldi ama bu orduyla ordu ne kadar güzel de görünse çok fazla hasar veremedi gibi geldi bana efendim. Yani şuralarda yıkık binalar görmüyoruz. Rohan da bu orduyla saldırmaz herhalde.
Caner toparlanmaya devam ediyor. Aha da burayı kaçırıyordum neredeyse. İmlerdis ordusu bozguna uğradı. Geri çekiliyor efendim. Mirkwood püskürttü İmlerdis ordusunu. Abi ne kadar ordu yapsa da adam mikrosunu yeni yeni geliştirecek ya. Diyecek söz yok. Ya şunu bile yıkmayı henüz bilmiyor. Öğrenecek daha ya. O küçük ayrıntıları öğrenecek. Savaş alanında hangi hero'sun hangi skillini nerede kime atması lazım. Düşmanlardan hangisinin leadership'i yüksek, hangisini indirem de ordunun leadership'ini kıran falan gibi küçük küçük ayrıntılara doğru gidecek adam. O aşamada değil henüz yani. Çok başlarda şu an. Full elf ordusuna dönmüş arkadaşlar Turgut. Herhalde şey düşünmüş olabilir. Ben olsam ben de düşünürdüm. O Dolamrot atlıları öyle palas kuartlarının üstüne sürülür mü Caner? Ben olsam ben de öyle düşünürüm. Hani bu saatten sonra çok şekil yapmayayım. En güçlü birliğim neyse onu basayım diye düşünmüş olabilir. Ben de aynı fikirde olabilirdim bu noktada en azından. Şimdi karşı koyamıyorsun çünkü. Çok fazla çeşitliliğe gitmeyeyim de. Şunları basayım, onların önüne işte Royal Guard basayım ama ben buraya birazcık şey basardım. Ön saflarda savaşması için. Gerçi o binasını yıkmış mı ya? O binayı... Aa! Rohirrim'e gitmiş. Şu an tamamen bir fikir değiştirmiş. Rohirrim basmaya başlamış lan. Tamam, şimdi anladım olayı. Ben şey diyecektim, bunların önüne mızraklı milisleri basardım ben olsam. Ahanda entler yanay. Bir tanesi yandı ağaç sakal. Düşecek mi Gandalf acaba? Gandalf düşecek mi efendim? Kaçıyor, kaçıyor. Aha adamın mızrağı var atmamış. Mızrakla ölebilirmiş o. O kadar vurur mu mızrak bilmiyorum. 7 rank olmuş bu arada. 7 rank olmuş efendim. Ancak hala gri Gandalf olması birazcık bir tık bir şey. Sıkıntı. Ak olsa korkulur. Gördün mü bir ne oluyoruz dersin. Bak mesela bu adam many colors'u açmış. Kolorlar, renkler, menkler uçuşuyor. Bir şeyler oluyor orada. Hadi Mordor dobar lan kardeşim. Bırakma kendini. Dobar lan, dobar lan. Evet başka bir yerde bir olay yok gibi. Şurada bir şey var mı diye bir kaçırmayayım dedim. Buradaki Rohan Isengard Savaşı'nı izleyelim hep birlikte efendim. Ay yine bastı oraya Thunderbolt. Abi hasar almıyor şunlar hasar. Bunlara karşı Rohirrim basmaya başlaması güzel olmuş. Çünkü elf okçuları hasar veremiyor şu an. Haldir 6 olmuş belli ki. Usamını bastığına göre Haldir 6 ya da 7 olmuş olması lazım. 6. 7 olmak üzere. Mordor tekrar orka dönmüş evet. Yine ork basmaya başlamış. Rohan burada bir şeyler yapacak. Kaçırmayacağım orayı da. Rahat olun orayı kaçırmayacağım. Gözüm bir gözüm orada mavi orduda. Kaç lan kaç. Çok kötü oldu. Legolas'ı avlayacak gibi efendim. Bir tane zaten şey atsa gitti. Atmadı gerçi. Bir fireball atsa Legolas gider. Blast yapacak. Ters yöne yaptı. Buglandı orası. Legolas gitti efendim. Arkaya bir Man of Kant summon'ı geldi. Goblinlerle birlikte Isengard ordusuna müdahale ediyorlar.
Hemen burada bir savaş çıkmış efendim. Gondor ve Mirkut arasında, burayı da kaçırmadan izleyelim. Abi yak şunları, yak yak. Caner. Öldürdü bir tanesini. Caner deli etti beni Caner ya. Abi yak şunları ya. Evet, bir blast geldi efendim. Dolamrot attıları burada. Mirkut geri çekiliyor. Mirkut Gondor ordusu karşısında geri çekiliyor efendim. Gondor bastır Gondor. Tekrar dışarıya çıkan bir İmralis ordusu görüyoruz tüm hero'larıyla birlikte. Isengard tekrar Rohan'ı bastırıyor an itibariyle. Rohan savunmaya geçmiş efendim. Rohan tekrar savunmaya geçmiş efendim. Orası patlatılacak. RD kankiden şu an Namikbud'u kuşatmakta olan Gondor ordusuna bir gaz geldi efendim. Ay çok kötü Rohan. Tutun lan kardeşim, tutun lan. Yedik açıldı ama kapıdan giriyor. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat, buradan dolansın girsin. İmralis gel lan yardıma. Kanka Eowyn bile savaşıyor orada şu an. Royal Guard'lar savaşıyor. Kaç Aragorn. Kardeşim benim. Buradaki kuşatmaya bakalım biraz daha. Gandalf ak olmuş. Gandalf ak olmuş arkadaşlar. İki end daha var ya, çok çok riskli ya. Biri yandı, biri yandı, diğeri hala burada. Yani artık herhalde çekilir gibi arkadaşlar. Çekilir yani. Snowborn atları var burada bu arada. İmralis ordusu geliyor yavaş yavaş oradan. Şurada kuşatmaya devam edelim bir tık daha. Mordor aşağıda hala toparlanmaya devam ediyor. O ne lan ko... Ne? Niye öyle yaptı onu? Bino Game'in şeyi galiba. Bino Game orayı şey yaptı. Mordor ordusu toparlanmaya devam ediyordu efendim. 2002 Türkiye Dünya Kupası. Hadi Gondor, hadi Gondor, o kadar RD kanki gaz attı, şey yaptı. O kadar Onligogo Gökhan kankam 8 TL ile sana destek verdi efendim. Şey yazdı orada ama işte onu alamadık biz. Koçum mu dedin acaba? Niye aldı ki o çum kısmını, niye aldı acaba? Oğlum yak lan şunu. Gerçi bu kadar Ranger'la artık herhalde bir şey yapamaz gibi. Diğer end de yandı efendim. Yeni endler basılmıyor. Burada kuşatmadan zar zor kurtuldu arkadaşlar Turgut. Zar zor abi. Çok güzel görünüyor Mordor ordusu. Aynen kanka, tahmin ettim. Koçum olduğunu tahmin ettim. Almış orayı. Çum kelimesini almış. Çum kısmını almış. Yıldız 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 yapmış. Ama ben aldım kardeşim. Teşekkür ediyorum kankam. Kesene bereket. Sağ olasın.
Kaç artık Gondor. Kaç artık, tekrar gelirsin kardeşim. Kaç. İmlardris mi kuşatacak lan yoksa burayı şimdi? Junkie hoş geldin. Gandalf dansı yapıyor reis. Hadi mi orada git bir yere artık kardeşim. Şurayı çok merak ediyorum. Geri mi çekiliyor? Geri çekiliyor. Aha Gandalf ölmüş. Oğlum yazık, günah lan. Adam önüne koymuş. Asasını, kılıcını koymuş. Oraya öyle usulca yatmış. Nasıl kıydınız lan şuna? Ulan Silmaril. Yaşlı adam zaten. Evet, bir duraksama durumu var. 8 rank olmak üzere olan bir Turanduil görüyoruz efendim. Mirkwood ordusu full artı full mü? Şöyle arkadaşlar, bu duraksama durumunda bir genel bir bakalım. Gondor powerlarının çoğunu açmış, 4 power'ı da biriktirmiş efendim. Gandalf'ı da hak yapmış. Son power'a gitmese de az kalmış. 10 yaptığı zaman 6 power sonra son power'a gidecek. Anorihir, Forlong, Lothlórien Arşbaltalıları vesaire basacak. Isengard'a, Okan'a baktığım zaman bütün power'ları açmış efendim. Görüldüğü üzere Attila İmlardis şu an hala 2 power açmış. 1 power'da biriktirmiş, bekletiyor, biriktirmiş demeyelim. Bekletiyor başka bir şey açamadığı için. Sony'ye bakıyoruz. Sony arada başka power'lar açtığı için Sauron'a gidememiş aslında. Dümdüz gitse Sauron'a gidebilirmiş ama Sauron'a gitmesine de şu anda son 12 ise 7 power'ı kalmış. 5 power'ı biriktirmiş. Çünkü Silmaril'e bakıyoruz. Silmaril son power'a gitmiş. Beorn'u basmış mı bilmiyorum, burada tam anlaşılmıyor o. Beorn'inkileri basıyor şu anda. Beorn'inkiler basılıyor. Turgut'a geldik. Turgut da bütün power'larını açmış arkadaşlar. Ant-Sum'unu açmamış galiba. Sadece Ant-Sum'una eksik olabilir. Şöyle anlayacağım onu. Evet. Evet, bir power eksik. O da Ant-Sum'un. Onu da yapar. 7 ya da 8 puanla açılıyordu galiba. Onu da yapar. Yine tüm oyuncular dedik. Isengard'ın bir hareketlendiğini görüyoruz burada. İmlardis ordusu yine burada bekliyor. Rohan. Az önce de söylemiştik. Rohirrim ordusuna, süvari ordusuna geçmiş. Onlarla bir harekete geçiyor. Mirkwood yeni yeni toparlanıyor dedik. Ayıya döndürdü bunu da burada. Mordor ordusu da hala toparlanma aşamasında. Mordor ama bu toparlanışla bir yere girdi mi girer ha bak. O yüzden arrowları da vermiş. Bakalım kankam. 9 olmak üzere şu an. Gandalf kaç öldü lan? Gandalf kaçta öldü? Gandalf da 8'de ölmüş mesela. Abi her iki tarafta World of Power'ı açacak ya. Şu anda da sevgili YouTube, 1 saati aşmak üzereyiz. Bu maç için dediğim gibi 3 saat deniliyor, 4 saat deniliyor. Bayağı bir bilgi kirliliği var efendim. Kimse tam olarak net süresini bilmiyor. İzleyip göreceğiz hep birlikte. Yani şu dakikadan itibaren zaten 1 saat olmuş, hiç kimse yıkılmamış. Neler göreceğiz bilmiyorum. Daha 3 saati daha varsa zaten her türlü gece saat herhalde 1-2'yi göreceğiz biz burada yayında. Sevgili YouTube, sizler de şu dakikadan itibaren efendim çayınızı, kahvenizi, çorbanızı hazırlayın. Suyunuzu alın yanınıza. Oy. Abi Glorious Charge ile giriyor Theoden. Ağzı olan konuşuyor. Herkes bir süre söylemiş kardeşim. Abi şu da baskın sesi ya. Şeyin, Eomer'in Horse Lord skill'i. Haydi bakalım ha. Snowborn var. Theoden 5 rank. Abi 10 olmak üzere Saruman. Theoden bir 6 olsa da, zırhını bir giyse de, 30 damage ile 250 health'ini bir alsa da bir. Ay bir alsa da bir. Mordor harekete geçiyor efendim.
Rohan salmıyor. Rohan sal. Bir toparlıyor Rohan. Isengard'da bir geri çekilme var. Isengard'daki geri çekilmenin yalancı geri çekilme olduğundan eminim. %100 eminim. Ben birazcık anlıyorsam bunu %100 eminim efendim. O kendini garantiye almaya çalıştı şu an. Şu an çakal, bu Türk geri çekilmesi bu. Birazdan Hilal taktiği yapacak. Mordor geliyor. Mordor geliyor. Mirkut var ya bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bırakmadı kendini. Adam Beorn'un, Beorn'un hepsini... Ayda. Rohan geri çekileyim derken... Ay çok kötü. Of 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 of. Orada bir grup Snowborn gitti bile. Ay. Mordor geliyor. Kanka şu an Isengard'da. Isengard'da sınırındaki kişiler saldırmıştı oğlum. Rohan saldırmış. Bir de Mordor saldırmış başka. Kim saldırmış ki? Gayet normal yani. Benim şaşırdığım şey şu an Gondor'la Mordor dip dibesiniz. Hiç savaşmadınız lan ikiniz birbirinizle. Bak burası en azından müdahale ediyor. Bak adam kuşatmaya geldi Attila ya. Şuraya bak. Şu savaşı kaçırmayalım efendim. Mordor tekrardan Isengard Base'ine giriyor şu anda. Bütün ordusuyla birlikte. Son kalan istirliklerini getirmiş efendim. Ork ordları, Black Uruklar. Darkness geldi şu anda. Ve World of Power ile bütün bu ordu sanırım yok olacak. Mordor kaç kardeşim. Mordor kaç kardeşim, Sauron'da basmadan bir daha gelme. Bakalım bir. Aga. Daha çok var ya. Rohan burada kalesini savunmak üzere çıkmış. Katapultları yok ediyor şu anda. Buraya atlılarıyla birlikte dalmış ve sanırım püskürtmüş arkadaşlar. Biz orayı bir kaçırmış olabiliriz. Aşağıdaki savaşa, World of Power'a bakayım derken buradaki atağı kaldırmışım. Kaçırmışım. Theoden de 6.5'a yakın olmuş efendim. Horse Lord skill'i geldi yine. Witch King burada ölmek üzere ve Mordor ordusunun atağı başarısız oldu arkadaşlar. World of Power nedeniyle. Burada da Imladris tamamen Rohan'ın karşı atağına yenilmiş oluyor. Ambulans hoş geldin. Aleykümselam. Kardeşim benim. Fatih. Discord'daki. Dün gelmiştin değil mi? Bu niye öldü lan? Oğlum adam kahrından öldü lan. Yanmış mıydı acaba? Burada savaş mı oldu? Yanarak mı öldü acaba? Beni bırakın ben gidiyorum dedi adam, attı kendini yere. Elektrik mi? Anladım. Güzel güzel. Mordor tam benim kafada. Tüm tuşlara basıyor öyle. Kanka adam her şeyi denedi ya. Adam her şeyi denedi ya. Şu an oyunu mu bıraktı lan? Hiçbir şey basmıyor şu an. Mordor. Mordor ne yapıyorsun kardeşim ya? Niye bıraktın lan? Gondor-Mirkwood Savaşı'nı tekrardan izliyoruz efendim. Lan arkada
Birisi şunu görsün lan. Oğlum Pippin vuruyor lan. Turandu ile şu an. Pippin Turandu ile dövüyor şu an. Sırtına sırtına saplıyor hançerini. Abi Beorningler ne savaştı la. Bu adam hem zırhını açmış hem Blade Master'ını açmış. Çok fena şu an. Yine de öldü ama ölmesi çok vakit alıyor. Gandalf 9 rank. Isengard ordusu tekrardan Rohan surlarının önünde görüldü. Tabi Rohirrim ordusunu görünce Pikeman basıp formasyona sokmaya başlamış. Abi şu hareketler çok hoşuma gidiyor ya. Karşıda bir şey görüyorsun. Antisini yapmaya çalışıyorsun ya. Ama o hareket yanlış olmuş kardeşim. Turgut adamlar... Anam anam anam. Caner oyundan düşmüş. Caner oyundan düşmüş arkadaşlar. Oyundan tamamen düşmüş Caner. Bir kişi elendi. Şöyle bir bakıyoruz. Ya internetinin ya elektriğinin bir şeyin gazabına uğramış ve Caner ilk yıkılan arkadaşımız olmuş efendim. Şuraya bak, yazık lan. Yazık ya abi. Şuradaki savaş çok güzeldi. O World of Power vesaire çok iyiydi ya. İbnaldis tekrar toparlanıyor. Abi Saruman gitti orada. Aragorn yakalamış çünkü. Aragorn kaç rank? 10 olmak üzere Aragorn. Teo'dan 7.5. Abi sadece hero'ları kalmış ki. Rohan'ın sadece hero'ları kalmış ya. Teo'dan gitti. Entler çıktı efendim. Entler çıkmış. Hakikaten ha. Mirkwood bir rahatlamıştır. Mirkwood şimdi bence İmlerdis'le savaşır herhalde. İmlerdis'e bir müdahale eder. Gelmiş zaten buradan şarap evine hemen almış ha. O boşluktan faydalanmış yani. Aga be. Rohan bütün ordusunu kaybedip hero'larla falan bir şeyler yaptı. Bir şekilde burayı yarıdan çok ordusunu öldürdü. Hadi Mordor, hadi görelim seni bir daha. Katapulta geçmiş adam. Katapult artı... Şey peki... Buradaki Ork Pit'i neden yıkmış ya? Ork Pit 3 rank olmuştu. Ana Gront basacak ha. Dur. Abi kıyamam ya İmladris. 2 power'ı var adamın. Evet Sauron'a gitmek yerine Gront'u açmış ya. Çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata Sony. Gurundu sonuna basarsın kardeşim, Sauron'a gitsene sen. Isengard tekrar bastırıyor efendim, bırakmıyor. Salmıyor efendim Rohan Isengard. Salmıyor. Herkes bir duraksadı yine. Burada kuşatma devam ediyor da. Herkes bir duraksadı onun dışında. Yalnız bakın. World of Power'lı bir Saruman. Buradan içeriye girdiği takdirde. World of Power'ını yaptıktan sonraki süreç. Kimse eğer yardıma gelmezse. Mirkwood, İmladris kendi aralarında savaşırlar. Hiçbir müdahalede bulunmazlarsa. Mordor o zamana kadar toplanmaz, gelmezse buralara. Rohan Isengard'ın geri çekilmesini sağlamazsa şayet Rohan gider.
bakmaz. Abi gözünün yaşına bakmaz. Yani burada hiç Aragorn 10 olmuş, Legolas 9 olmak üzere hiç gözünün yaşına bakmaz. Evet, Mordor buradan şöyle bir kendini gösteriyor, hani ben buradayım. Ona göre bak takıl kardeşim diyor. Mirkwood ordusu İmradis'i kuşatmak üzere geldi. Eray bir yorum yapmış da şeyde. YouTube'da. Yayından sonra bakacağım kardeşim tekrar. Orada Gökhan'a bir laf çarpmış yorumunda. Evet, surda gedik açılıyor efendim. İmradis Kalesi kuşatılıyor. Elfler elfleri kuşatıyor. Biz boşuna demedik kardeşim. Elfler kardeş katilidir. Bu kadar net. Mordor'uma gelsin arkadaşlar. Tek Türkçe olan bağış gifi bu. Bunu İngilizce yapamazdım yani. Kusura bakmayın lütfen. Bunun Türkçesi olmak zorundaydı. Kesene bereket kankam. Mordor toparlansın ya. Bir kendine gelsin ya abi. Hadi bir elf savaşı izleyelim efendim. Entler katapultları yıktı. Katapult bir tane kalmış orada efendim. Bunları da yakamıyorlar ya. Bunları da yakamıyorlar. O bir tık bir sıkıntı. Diğer katapult da düştü. Aslında Galinor'un Magic Ball'u ile yakabilir. Aynı zamanda bug'lıydı arkadaşlar Water Ball. Bunu bana unutturmayın. Yayından sonra bunu 0.8 için güncelleyin. Bunun yakmaması lazım. Bu Water Ball'un yakmaması lazım. Water Ball adı üstünde su. Su yani. Abi bak, yayının başında söylediğim şey gerçekleşiyor. Adam şuradaki dağın ve buradaki dağın iki tarafında tutmuş ve Rohan'ın çıkışına izin vermiyorum diyor. Çok iyi ya bak. Oğlum Mordor ne yapıyorsun lan Mordor? Ugluk var kanka. Nasıl bilmezsin lan Ugluk'u? Ugluk kardeşim. Belki... Bak Mauhur'u da bilirsin. Mauhur da Ugluk'un yanındaydı. O da kokluyordu böyle. Diyordu. Man Flash. Nasıl yani? Yapabildim değil mi? Başka oğlum Lugduş nerede Lugduş? Ha, Lugduş ölmüş. Lugduş'u belki bilmeyebilirsiniz. Lugduş normalde evet bir Uruk komutanı
ismi adı geçiyor. Lakin filmde gösterildiğini ben görmedim. Freka aynı şekilde. Yani bu resim tamamen temsili. Bilmiyorum bu resim Freka mı? Emin değilim. Ama Freka arkadaşlar çok sağlam bir Dunland komutanı kendisi. Abo. Abo. Ay, girdi içeriye. Meonikler. Abi. İyi battle tower'ları var en azından. Ama son power açılmadığı için battle tower'la normal ok sıkıyor. Surlar temizlendi. Oraya bir cam verdi. Çok kötü oldu. Durumlar ne yazık ki. İmlardis için çok kötü. Oğlum ne oldu lan? Isengard niye buraya döndü lan? Rohan git lan Mordor'u kurtar lan Rohan. Çabuk lan. Niye bunlar sürekli heal alıyormuş gibi şey... Aga be. Ati... Keseye bereket kanka. Sağ olasın. Aga arka surlara Atilla koymuş son kalan okçularını. Kıyamam, savunmaya çalışıyor. Turandu ile öldürmeye çalışıyor. Yunan'ın başını indirmeye çalışıyor. Şurayı da kaçırmayalım arkadaşlar. Yukarıda ne olacağı belli zaten. Zannediyorum ki Atilla orayı savunamayacak ve defeated olacak. En azından biz burayı kaçırmayalım. Mordor. Bas kardeşim şu Sauron'u ne olursun. Bir de 7 dakika onun çıkma süresi de var ama. World of Power'ı henüz kullanmamış arkadaşlar. World of Power'ı henüz kullanmamış. Kaçıyor. Witch King düştü. Arkadan Rohirrim müdahale ediyor efendim. Arkadan Rohirrim müdahale ediyor. Ben dedim kardeşim sana kurtar orayı. Sen niye çekildin lan bir anda? Lan yıktın mı zannetti acaba? Burayı tamire başlamış. Aga be. Adam bir heveslenmiştir. Geri çekiliyorlar ne güzel diye. Bir heveslenmiştir. Gitti. Gitti Atilla'cım. Ben Atilla'yı tutuyordum ya. Of of. Abi önünü kesiyor bir de bak. Önünü kesiyor bir de gidemesin diye. Uruk aylar oynuyor efendim 12 TL ile. Gökhan kesene merket kankam sağ ol. Saruman öldü arkadaşlar o sırada. Uruk aylar şu an dans ediyor efendim gerçekten de. Götlerini kurtarma telaşına düştüler tamamen. Efendim. Mordor da salmıyor bir yandan. Dunland. Abi düşüyor mu lan Isengard? Abi. Şimdiye kadar biraz Isengard karşıtı konuşmuş olabilirim lakin Attila yıkıldığına göre ben bu saatten sonra Isengard'ı tutuyorum efendim. Dayan lan Mordor'a karşı, Rohan'a karşı dayan lan. Bırakma lan kendini, yıkılıyor ana binası. Tutun lan Okan. Tutun kardeşim. Bas. Aynen kardeşim. Ömer düştü orada.
Erken Brant ölmek üzere ana bina tekrar yapıldı. Entlerin süresi bitti. Burada çok yoğun bir ordu var. Aragorn liderliğinde, Old Ranklık Aragorn liderliğinde. Binalarının çoğu zaten gitmiş. Ana bina tekrar tamir oluyor efendim yavaş yavaş. Dayana Isengard, bırakma kendini. Kesme bereket kanka, tek tek atıyor ha reis. Tek tek atıyor. Ana binaya fokuslanmamalıydı bence. Ana bina zaten şu an tamirde. Şuraları falan yıkması lazım. Özellikle asker bastığı yerleri. Rohan tarafıymış gibi konuştuğuma bakmayın. Rohan'ın yapması gerekeni söylüyorum. Isengard tabii ki de kendini savunmalı kardeşim. Savun. Kahraman Uruk-hai'ler, savaşın lan. Pis Mordor, sen niye yani yardım ettin sen Rohan'a ki? Mordor. Mordor savurunu basmış. Evet. 3 ranklık bir askeri binası gitti. Ana binayı yaptı. Aslında komple bütün semtte tabirleri parası varsa tamir yapabilir. Hangisini yıkacağını şaşıracağı için. Rohan tarafı biraz kafası allak bullak olabilir. Burada da arkadaşlar harekete geçen bir Mirkut ordusu görüyoruz. Full okçu artı 3 grupta palas guardı var. Theoden gitti. Diğer asker yaptığı bina da düşüyor. Aga be. Aga be. Dayan lan. Yap lan hepsini. Aynen parası vardır ha Isengard'ın. Parası vardır Isengard'ın diyorum. Adamın 200 bin parası var. Bas kardeşim hepsini. Bas bas bas. You have no power here, Gandalf the Grey. Kankam sağ olasın. Theoden 9 rank ölmüş efendim. Bu Mirkwood ordusu Rohan'ın kalesini kuşatacak gibi görünüyor efendim. Öyle görünüyor. Dolayısıyla burası geri çekilebilir. Ve Isengard'ı kendi haline bırakabilir. Isengard'ı kendi haline bırakırsa şayet. Full parası olduğu için çok hızlı toparlanacaktır. Çok hızlı bir şekilde toparlanacaktır arkadaşlar. Mordor Sauron'lu bir orduyla sahada görünecek birazdan. Theoden ölmüş kardeşim. Ana binası tekrar gitti. Eğer Mirkwood müdahale etmezse burası çok kötü. Tekrar ana binayı yapmaya yelteniyor efendim. Buraya bir summon geldi. Nereye geldi o? O da onun yanına basmış onu da. Cüceleri de basmış efendim. Abi bu nedir? Buraya da bir elf summon geldi. Gimli'ye bira ısmarlandı efendim şu anda. Gökhan kankam. Gimli iç koçum. İç Gimli iç. Afiyet olsun koçum. Aga ne, daha kim gelecek ki? Isengard summon'ı geldi bir de. Bunlar da birbirleriyle savaşıyorlar burada. Summon basmışlar. Abi Mordor sen ne yapıyorsun Mordor? Evet, surda gedik açılmış efendim. Dolayısıyla Rohan ordusunu geri çekiyor. Isengard'ı kuşatmaktan vazgeçiyor efendim. Isengard toparlanacaktır. Dediğim gibi çok hızlı toparlanacaktır arkadaşlar.
Yani derden biri gitti. Aa işte. Ama ordusu tam değil ki lan. Aslında ordusu tam değil de. Acaba o sırada Discord'da şeyi konuşulabilir misiniz? Hani ben Isengard'a çok büyük bir darbe vurdum. Ama işte yıkamadım falan demiş olabilir mi acaba Turgut? Turgut böyle bir şey söyleyip... Isengard'ın harekete geçmesine sebep olmuş... Şey Mordor'un harekete geçmesine sebep olmuş olabilir mi? Şu az ordusuyla gidiyor adam. Sauron da getiriyor şu anda. Niye böyle bir orduyla saldırırsın ki abi o zaman? Çok az ordusu. Yani şu an bu orduyla gitmesi çok mantıksız geldi bana. Hemen arkadaşlar şuraya bakalım bir yandan. Buraya bakalım bir yandan efendim. Burada bir kuşatma olacak. Aynı zamanda buradaki saldırıya da bakalım. Yani Sauron'a mı çok güveniyor diyeceğim. Sony de oyunu bilmeyen biri değil mi? Çok iyi bilmiyordu. Acaba Sauron'a mı güveniyor? Yani ben giderim Sauron'la burayı yıkarım diye düşünmüş olabilir mi? Tamam işte kanka. O kankam. Demek ki bir yerden haberi var yani. Nasıl şey yaptı ki? Gerçi buraya Sam'ın falan bastı doğru. O Sam'ınlarla görmüştür. Burada bir olay döndüğünü. 3-4 tane Sam'ın basmıştı buraya. Evet gençler. Word of Power geldi. Sauron'dan. Orkları, urukları bir dağıttı orada. Tıkandı kaldı burada efendim. Tufan kankam. Üçüncü kez hoş geldin kankam. Gidiyorsun geliyorsun herhalde ama artık bu saatten sonra herhalde gitmezsin. İş bitmiştir diye tahmin ediyorum. Ben Isengard'cıyım kardeşim. Öldür şu Sauron'u. Bizim liderimiz Saruman. Bas kardeşim Saruman'ı. Öldür şunu. Öldür şu pisliği. Bak bak. Artistlik yapıyor bir de. Evet, Konya Ovası açma konusunda uzmanlaşmış Mirkut. Gondor'da tecrübe kazanmış. İmradris'te ustalaşmış. Burada da profesyonelliğini gösteriyor. Rohan'da bir Konya Ovası açmaya çalışıyor şu anda efendim. Sauron gideyi. Sauron gideyi. Sauron. Saruman geldi efendim. Efendim Saruman geldi. Durs gelseniz abicim. Durs nerede lan? Buradaymış. Aga be Lurs reis buçuklukları arıyor. Hadi Rohan sen de bırakma kardeşim. Ben kuşatılan tarafın adamın yanındayım. Kesene bir hareket kankam. Hain Okan. Abicim ben kim kuşatılıyorsa onun yanındayım. Şu anda Rohan'cıyım. Az önce Isengard'cıydım. Şayet Mordor'u kuşatırsınız Mordor'cu olurum. Mirkwood'u kuşatırsınız Mirkwood'cu olurum. Benim işim böyle yani ben böyle yapıyorum. Dolayısıyla şimdilik bir kısa süreliğine şu kuşatma kalkana kadar Rohan'cı olalım. Gelin hanıma bir sikke. Gökhan 19 TL ile Eomen'e düğününde gram altın takıyor efendim. Allah'ım yarabbim ya. Büyük bir Mirkwood Rohan savaşı çıktı. Evet, evet. Bunlar full leadership alıyorken tek bir ok yağmuruna ölüyor demişti
bana birisi yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda kendi gözlerimle ölmediklerini görmüş oldum. Turanduil ölecek galiba efendim. Galiba efendim Turanduil. Kurtarmış da olabilir. Isengard. Çekiliyor musun? Ama... O Palace Guard'lar... Isengard toparlanıyor abi dediğim gibi hızlı bir biçimde. Mirkut ne olursa olsun çekilecektir buradan. Daha fazla tutunabileceğini zannetmiyorum. Yeni ordu basıp gelecektir. Gandalf'a bir şat ısmarlandı efendim. Gandalf ne yazık ki Gondor oyundan düştüğü için Gandalf'a bakamıyoruz. Desene bereket kankam, sağ ol. Theoden düştü. Turanduil düştü efendim ekstra olarak. Eowyn'in bir ölüm sesini almış olabilirim. Şurada Eomer ölmüş. Evet, temizlendi. Tekrardan toparlanıyor Mirkut. Ama Rohan acayip darbe aldı. Kanka, Palace Guard mızraklı birliği. Dolayısıyla formasyona geçtiği zaman ölmemesi normal. Üstünden geç... Ya formasyondaki Palace Guard mızraklı birliğinin üstünden geçmeye çalışıyor Rohirrimler. Çok normal yani. Silmaril son... iki power'ı kalmış, aşamadı. Rohan artık full, artık full zaten. Paralarına bir bakacağım. Rohan'ın... Abo 400 mü? Rohan çok kötü ya. Mirkut 40.000. Mordor 1000. My master Sauron the Great bids thee welcome. YouTube selam olsun. Selamlar YouTube. Kardeşim 8 Rohirrim'le 5. günün şafağında desteğe geldiler. Teşekkür ediyorum baskın için. Çok sağ olun. Burak abi hoş geldin. Hoş geldin. Emineciğim iyi akşamlar canım. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Yeni gelen 8 tane Rohirrim. Rohan'a yardım etmenizi bekleniyor efendim. Rohan'ın süvarileri olarak. Rohan zor durumda. Bir Isengard'la savaşıyor. Bir Mirkut'la savaşıyor. Bir olaylar, bir şeyler dönüyor. Haydi bakalım. Isengard ordusu çok fena arkadaşlar. Size biraz önce bahsettiğim o hani kaleye girerse, World of Power yaparsa vesaire gibi bir olay gerçekleşebilir. Çünkü çok fazla müdahale edebilecek de kimse kalmadı yani bu. Buradan Silmaril, Mirkut ordusu kalkacak, gelecek de efendim Mordor dobarlanacak da yani Mordor'un durumları çok kötü ya. Adam para sıkıntısından gelmiş burada şarap evine Poison Arrow atıyor ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kesene bereket kankam. Sauron çıkardı öldü ya kanka. Tekrar çıkarıyor şimdi. Baskın sesim bu arada. Tanıdık geldi mi Burak? Crysus. Eomer bağırıyor tam. O seste Eomer'i bulabilir miyim acaba? Eomer.
Abi word of power geliyor. Abi Jim. Gerçi çok hasar almadılar galiba. Skiller açık olduğu için. Eomer'i bulamadım. Aha buldum. Eomer. Eomer'in Horse Lord skilli. Bu sesi baskına koydum. Çok tatlı yakıştı. Aynı zamanda bizim moddaki bu Horse Lord skillinde de kullanılıyor. Yanındaki Rohirrim'lere işte biraz experience ve speed kazandırıyor. Abi Saruman gitmiş. Aslına bakacak olursanız Rohan tüm ordusunu kaybediyor. Çok az bir kısmıyla kaçıyor. An alliance once existed between elves and men. Long ago we fought and died together. Haldir bu ne haldir? Abi o kadar duygulandım, insanlar ve elfler yan yana savaşır bilmem ne yapar falan filan diye. Elrond'dan haber getirdim, bir şeyler dedi. Haldir bunu haldir duydum, ben bittim ya. Ya kardeşim ya. Teşekkür ediyorum Gökhan'cığım. Ne diyordum efendim? Meydan savaşında ordusunu kaybetse de Saruman'ı öldürüyor, lidersiz bırakıyor Isengard ordusunu. Isengard ordusunun tamamını yenemese de bir geri çekiliyor. Aynı durum kale kuşatmasında geçerli olur mu emin değilim. Ama küçük bir karşı koyabiliyor yani. Hani onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada mesela bir Mirkwood ordusu sahalara iniyor. Abi Mirkwood gidip de Mordor'a da saldırmasa bari. Mirkwood Mordor'a saldırırsa sıkıntı. Evet, balistaları yok etti burada Gimli. Helal olsun. Puh! Isengard ordusu içeriye geliyor. Aga. Hadi lan Mirkwood elfleri. Bu sefer Rohan'ı tutmaya başladım yine. Az önce yine Isengard tutuyordum. Savunan taraf baş tacımız efendim. Savun kardeşim. Dayan. Bırakma. Aga. Veli yıkıyorlar ya. Çok... Abi çok güzel çıktı dışarıya. Mükemmel karşılık verdi ama. Vel gidiyor. İçeriye doluşmaya başladılar yavaş yavaş. Mirkwood ordusu geliyor. Kendi ırkım olan Gundabada. Kesene bereket kankam. Abi şu maç... Şu maçta bir Gundabad olabilirmiş ya bir tane. Bir tane olabilirmiş. Bugün bak çok muhabbeti geçti bugün. Rohan savundu arkadaşlar kendini. Mirkwood... Mirkwood şuraya doğru iniyordu en son. Ha burayı almış. Mirkwood orayı almış arkadaşlar. An itibariyle 1 saat 40 dakikayı aşmak üzereyiz. Maçımız tam gaz devam ediyor. Şöyle kısa bir özetle kontrol edelim efendim. Warhammer Caner oyunun ortasında düştü. Attila, Silmaril'in Mirkwood'un kuşatmasına maruz kaldı. Savunamadı ve düştü. Yıkıldı. Düştü derken. Kaybetti efendim. Son olarak Okan, Sony, Silmaril ve Turgut savaşlarına devam ediyorlar.
Caner kardeşime gelsin. Aga be, Gondor'un yıkıntıları. Gondor'un yıkıntıları. Mirkwood ordusu Isengard'a giriyor efendim. Mirkwood ordusu buraya bir geliyor bakalım. Bazı birliklerine upgrade vermemiş. Unutmuş olabilir şunu. World of Power yapmaya geliyor Saruman. Yanlış anlamadıysam. Önce bir fireball attı. Arkaya... Arkaya arkadaşlar Dunland bastı ama kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Arkaya Dunland bastı ama Dunland bastığı gibi galiba arkadaşlar Mirkwood oraya ok yağmuru yaptı. Dunlandlar çıktığı gibi ok yağmuruna öldüler, benim anladığım o en azından yani. Evet, Saruman yapacağını yaptı ve öldü arkadaşlar. Övmen nerede lan? Biri beni durdursun. Ha, çıkıyormuş. Gözlerim onu aradı bir. Ömer Rohirrim topluyor efendim. Hayda. Rohan'a destekler geldi efendim ard arda. Tauriel gitti orada. 10 ranklık Ugluk tarafından öldürüldü efendim. Sadece birkaç tane hero'su kaldı. Burada Beorn var. Burada Feren var. Burada ise Thranduil var. Bunlar da herhalde geri çekilmeyi düşünmüyor ve ana binasını yıkıp alırım diye düşünüyor olabilir. Buraya da Goblin ve Haradrim summonlar gelmiş. Burada koca bir ordu birikiyor efendim. Balistalar çıkmış yine. Abi ya. Herkes bu arada bak Sauron'la birlikte yine buraya doğru gidiyor. Mirkwood geldi. Batı ağlı düşerken Gandır neredeydi? Gandır. Abi de chat'i dağılmaya davet ediyor ya. Derator. Siz dağılmayın arkadaşlar. Sakince izlemeye devam ediyoruz efendim çayımızla, çorbamızla. Rohirrim abi, Mordor geliyor. Rohirrim de şu anda müdahale edecek galiba. Isengard dayan lan. Evet, Mordor da buraya dahil oldu. Abi Isengard'a bak ya, ne adam ne dayandı ya. Bir Mirkwood'u yok ediyor, bir Mordor'u yok ediyor, bir Rohan'ı kuşatıyor. Neler neler efendim. Neler neler. Şimdi Rohirrim de geliyor aşağıya. Şurası ne yapacak çok merak ediyorum. Şu an Mordor'un savaşının bitmesini bekliyor.
Mirkwood komple hanım geyik binici yapmış. Mirkwood da kafayı yedi. Mirkwood da sıyırttırttınız Mirkwood'u da artık. Kafayı sıyırdı o da. Olmasına uğradı. Saruman. Gelsene bereket kankam. Ay Zingar'da destek geldi artık. Hadi kardeşim. Hadi dayan, bırakma kendini. Abi Rohirrim geldi, giriyor şimdi buradan. Aga bu nedir? Bu nedir ya? Buradan Sauron geliyor, Mordor orduları. Buradan Rohirrim giriyor. Artık ne kadar gaz gelirse gelsin. Isengard'ım benim be. Isengard çekiliyor mu? Galiba haksızlık olmasın diye eminim. Çekilmeseler şu an yıkılmıştı burası arkadaşlar. İstisnasız yani. Herhangi bir şansa mansa hiçbir şeye bağlı değil. Yıkılırdı ama çekildi. Age of men is over. The time of the orc has come. Devir orkların devridir. Orklar ve poison arrow'larla orada bir şeyler yapıyor. Mirkwood toparlanıyor tekrar arkadaşlar. Biraz fazla değişik bir asker grubu bastı yani. Bilmiyorum ama kalanını yine Palasquart okçu yapmış, yine ant yapmış. Mirkwood. Mirkwood kardeşim. Aha da Saruman geldi. Abi çok sıkıntı. Mirkwood ordusu da orayı gördü. O da çekiliyor. Abi hiçbir asker basacak yer yok. Evet, World of Power kaçıyor. Witch King ve Sauron kaçıyor. I don't take orders from orc maggots. Saruman will have his prize. We will deliver them. For the king. Komutan Uğluk neredesin? Uğluk racon kesiyor efendim. I don't take orders from Uğluk. Saruman will have his prize. Abi bunlar hatalı mı geliyor? We will deliver them. İki tane hatalı mı geliyor yoksa gerçekten iki... Uğluk neredesin? Gerçekten iki tane mi geliyor? Aynı şeyi yazdığın için. Gerçekten çıkıyor mu yani yoksa bana mı iki tane görünüyor? Kesin bir kit kankam bu arada. Teşekkür ederim de. Merak ettim sadece. Evet, Mirkwood da bu sırada arkadaşlar o hanım geyik binicilerle Mordor'a saldırmış ve şu anda gördüğünüz gibi kaybetmiş oluyor. Isengard tekrardan toparlanma sürecine girdi. Rohirrim buraya gelmiş, buralarda bir şeyler yapmış. Topraklar alıyor, ekonomi proklar topluyor falanlar fistanlar.
Mordor'un toparlanması çok uzun sürüyor ya. Mordor niye öyle bilmiyorum ama. Yine bir duraksama süreci. Ne kadar süremiz olmuş bakalım. 1 saat 50 dakikayı aşmışız. Daha gerçekten bu arada 4 saat diyorsunuz ya. Daha gerçekten bunun bir 1 saat 50 dakikası daha var mı? Gerçekten saatine hesap mı ettiniz? Bu kadar, bir bu kadar daha var mı yani? Artık çünkü abi kimse de yıkılmadı ki. Bir Caner'le Atilla işte gördük. Bayağıdır kimse yıkılmadı. Şurası işte şimdi yıkılmadan döndü. Orada bir olaylar döndü falan. Neye göre çekildi ben kendi yorumumu yaptım tabii ki ama burası çoktan yıkılmıştı şu an saldırmaya devam etseydi dediğim gibi. Ama sonuçta bu bir FFA yani isterse Mordor, Mirkwood, Rohan hepsi bir olur buraya girer. İsterse Isengard, Rohan, Mordor hepsi bir olur Mirkwood'a girer. Yapacak bir şey yok. FFA yani nihayetinde. Bir World of Power geldi. Hafiften bir kaçırdım gençler. Rohirrim orduları bir dağıldı falan bir şeyler oldu orada. Ay. Ya bak öleceğinden de emin oluyor ya burada. Artık son dakika bir Thunderbolt yapayım diyor yani. Burada bu kadar fazla mızraklı varken alamaz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Güzel saldırı. Rohan için güzel saldırı şu an ama alabileceğini zannetmiyorum. Mirkwood bakalım neler yapacak. Burası hala toparlanma aşamasında. Sauron ölse yeniden bassan daha iyi ya. 7 dakikada çıkıyor. Canı 2 saattir dolmadı adamın. Aragorn çok kötü kalmış orada. Gimli de kalmış. Kesine bereket kankam. Evet, Eomer düştü. Eomer düştü arkadaşlar. Rohirrim çekiliyor. Her ne kadar death desteği gelmiş olsa da Rohirrimler çekiliyor. Acaba Isengard üstüne gidecek mi, gitmeyecek mi? Saruman tekrar basılmış. Abi Isengard'ın paraya bakar mısınız bir? Çok fena ya. Yani ordusunu isterseniz 30 kere yok edin. Bu adamın parası bitmez bitmez. Bakın 2 saattir o saldırıyor, bu saldırıyor, hepsini savunuyor değil mi? Para galiba 50 dakika önce falan 220 bindi. 160 bin şu an. Çok fena, çok. Bir de Mordor'a bak. 2000 adam. Rezalet. Mirkwood da 30 binmiş. Rohan 10 binlerde, gayet iyi. Rohan için iyi en azından.
bakalım bir ruh irim toparlansın. Valla arkadaşlar oyunun başından beri Okan, Sony ve Turgut. Bak bu üç isim, bu üç isim çok atraksiyonlu oynadı böyle. Ya. Bir sağa bir sola bir oraya bir buraya birbirleriyle falan bir savaşlar bir şeyler. Grunt. Grunt. Seni bereket kankam. Grunt'u basıyordu biraz önce ama artık yok galiba kardeşim. Bir geldim burada 55 tane Ramazan davulcusu var. Seni bereket kankam. Abi üzüldüm yani, anladın mı? Orada görmeyince orayı. İnsanın ister istemez eli gidiyor arkadaşlar. Hani bir gideyim bakayım oraya diyorsun. Kim? Legolas mı? Legolas. Theoden mi? Theoden. Grunt mu? Grunt. Mirkwood ne yapıyorsun kardeşim? Saldıracaksan saldır artık yahu. Entler geliyor. Mirkwood geldi. Sauron'u görmüştür şu an zannediyorum. Abi skillini kullanmak üzere gidiyor. Bastı. Ay. Bir kısmının canı çok azaldı, bir kısmının canı full. Yine de etkili bir kullanımdı ya herhalde. Anlayamadım tam, kimse ölmedi ama canı çok azalan var, canı hiç azalmayan var. Abi bu kadar davulcu troll niye bastı lan acaba? Do you not know death when you see it, old man? This is my power. Gundabada selam, kavgaya devam. Kesinlikle bereket kankam. Rohirrim ordusu tekrar fullenmiş. Şöyle bir ordulara çok hızlı bakacağım arkadaşlar. 626 command point ile Isengard şu anda saflarda ileriye doğru ilerliyor. Mordor 189 sıkıntılı. Mirkwood çok adam kaybetmemiş dediğim gibi. O skill kullanımında 295 command point ile şu an Mordor'un üstüne doğru gidiyor efendim. Rohan'da 345. Biraz bir command point bug'ı olmuş orada. 25 command point daha fazla almış. Ama ordusu full artı full yani, çok iyi. Burayı kaçırmayalım. Burada bir Mirkwood kuşatması var. Mordor'a karşı. Yazık oldu Sauron'a. Ay kaçamadı lan Witch King. Oğlum Mirkwood yendi ki o zaman. Bütün entleri yaşıyor. Ent Summon yaptı ek olarak. Okçular burada. Palace Guard'lar burada. Daha ne olsun aga. Isengard burada da ilerliyor. Tekrar bir Rohan Kalesi kuşatması göreceğiz burada da. En azından şurayı tam görelim diyeceğim de abi burada da atak başladı herhalde. Burada da bir atak başladı. Yakaladım. Kesene bereket kankam.
Yakaladım Aragorn'u senin için. Kral değil şu an ama. Abi bu nedir ya? Uf. Of 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 ki ne of. Ulan. Ulan Mordor sen bugünleri görecek miydin? Mirkwood'a karşı hem de ya. Hem de Mirkwood'a karşı. World of Power geldi yine. Abi çok fena gidiyor ya. Maç böyle bir şey olamaz ya. Aragorn kendine gel kardeşim. Bu sefer ordusu yok oldu. Çok az. Tek tuk. Tek tuk abi. Saruman'a fokuslanmış durumda tamamen. Onu öldürmeye çalışıyor. Aragorn yakalandı. Oy oy. Can verdi abi. Abi çok bu... Bak Saruman'ı öldüremeyince ordu baskın geldi görüyor musunuz? Ordu baskın geldi abi. Abi süreleri bitti şeylerin. Buradan asla geçemezsin. Oğlum adam zaten söylüyor ki yani. Bir de Türkçesini yazıyor. Kesmeye bereket kanka. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Rohan'da durumlar kötü efendim. Mordor'da da durumlar kötü efendim. Mordor'da durumlar daha da kötü efendim. Mordor bitiyor efendim. Çevirisini yapıyoruz. İsmail hoş geldin, selam. Kardeşim. Abi yapma be Mordor. Yapma be Mordor. Kimse de yardım etmiyor Mordor'a. Yazık günah. Vallahi şu heal şu görüntüsünden bıktım ha. Üzgünüz Mordor. Üzgünüz. Aga. Son direnişler bak artmaya çalışıyor ya böyle bak 22-23 sonra taşlar bir geliyor 12 oluyor. Ah, 10. Ne oldu lan orada? Aha! Uf kankam! Sağ ol kanka. Teşekkür ederim. Aga be Rohan be. Neler neler Rohan. Neler neler kardeşim. Neler yapıyorsun. Bir şekilde Isengard'ın kendisini yıkamamasını sağlıyor yani Rohan. Ona karşı zayıf olsa bile bir şekilde karşı koyuyor. Evet arkadaşlar oyunumuz 3 kişilik FFA'ya dönmüş durumda. Şimdi Rohan ile Isengard arasındaki bu çetin savaşın arasına bir de Mirkwood katılacak. Mirkwood bu arada küçümsenmeyecek kadar etkili hareketlerde bulundu. Birincisi Gondor'u en başta o kadar bastırması. Gondor'u sonuçta yıkar mıydı emin değilim. Ama Gondor oyundan düştükten sonra...
O ne? Abi. ...2.... Keseri bereket kankam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Abi ne diyordum? Mirkwood, Gondor düştükten hemen sonra İmradis'i kuşatmasıyla Attila'yı yıkmış oldu. Üstüne... Burada Sony'yi, Mordor'u yıkmış oldu. Yani iki tane faction'ın yıkımından Mirkwood sorumlu arkadaşlar. Abi Sauron gitmiş artık. Bak bak. Şurayı almaya gidiyor. Çakal. Çakal. Her yerdeki şeyleri alıyor. Baksana her yer kıpkırmızı arkadaşlar. Harita hakimiyeti full Mirkwood'un. Mirkwood hem iki tane faction yıkmış. Hem de harita hakimiyetini ele geçirmiş. Siz yiyin birbirinizi. Siz birbirinizi yiyin efendim. Bir de Mirkwood var orada. Göreceksiniz şimdi Mirkwood'u. Witch King hoş geldin. Yanlış yazmışım Witch King gerçi ama. Ben Mordor'dum. Bir de Mirkwood abimdi. Silmaril abin değil mi? Tamam. Abin. Abin seni yıkmış kardeşim. Ah ah. Gerçi sen abini yıksan. Bir de maçtan sonrası var. Bir de maçtan sonrası var yani. Adam şimdi yan odaya çeker. Tokatlar diye böyle bir ürküp bilerek yenilmiş olabilirsin. Şu an Mordor'a hak verdim arkadaşlar. Kahpelik yaptı hain diyor. Ulan abi. Abini yiyecekler ama Witch King. Ne? Neden et yemiyoruz? Ya Gökhan. Meh 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 Mete meh meh. 20 liranın altında olduğu için iyi ki okumadı. Bot'a teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim bot kardeşim. Mete çoktan uyumuştur. O orada onlar 5.30'da falan kalkıyor ya Tataristan'da. O çoktan uyumuştur o. Bakayım burada chat'teyken mi uyumuş? Yok, chat'i de kapatmış. Puh. İnsan telefonda açık bırakır, uyuyakalır, en azından bir izlenme kasar bize. Aga, gitti. Çok erken basıyor lan buna. Çok erken basıyor. Zaten süresi kısa. Neler neler efendim, neler neler. Mirkwood ordusu da yavaş yavaş geliyor. Theoden düştü. Erken Brant hayatta kalmış efendim o Fireball karşısında. 9 rank çünkü. 9 ranklık. Ordu hakimiyeti işte burada çok önemli. Ordu hakimiyeti çok önemli. En önden öyle Turanduil'in
Beorninklerin, Girmandil'in vesaire en önden gitmesine müsaade etmeyeceksin. Orduna hakim olacaksın orada. Önden palas guardları falan sokacaksın. Arkadan okçuları sokacaksın. Ondan sonra belki işte birlikleri sokacaksın falan. Şey, hero'ları sokacaksın vesaire. O orada bir tık bir sıkıntı yaşamış. Silmaril bu konuda mikro diyoruz biz buna. Ordu hakimiyeti. Orada biraz bir sıkıntı yaşamış. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Kanka kargalar işte görmesini sağlıyor. Orayı görmesini sağlıyor kargalar hareket ettirerek. Bir de o kargalar şey yapıyordu. Düşmanın %15 armorunu kırıyor. %15 armorunu etkisiz hale getiriyor yani. O sırada işte yani onun mantığını nasıl şey yapabilirsin, hesap edebilirsin. Adam işte %50 armor alıyorsa, leadership'ten %50 armor aldığını düşün. Üstüne bastın kargayı, artık %35 armor alıyor diyebiliriz. Hadi lan Milput, yaparsın lan bir şeyler. Hadi be kardeşim. Zaten herkes bütün powerları açmış. Isengard'ın paraya bak yine 140 bin. 70 bin Milput. 400 Rohan. Abi. Çok üzgünüm Rohan adına ya. Böyle bir parasızlık olamaz abi. Aha. Abi Fireball'da Tauriel gitti. Okçular da aldı efendim. Abi adamın ordusu zaten burada ortada duruyor. Müdahale edemiyorlar ki. Anca arkadaşlar Saruman'ı öldürürler. Şu orduyu dağıtırlar. Daha sonrasında buraya birlikte girerlerse yıkabilirler şu an. Çünkü Saruman şeyi etkisi çok yüksek. Hatta geçenlerde hatırlarsanız burada ben yine replay sunuyordum galiba. Gökhan, Mete. Kim vardı başka o replay'de? Turgut. Gökhan, Mete, Turgut. 3 kişilik FFA mıydı o, neydi? Orada şeyden bahsetmiştim. Hatırlarsanız. Bu World of Power'ların süresinden. Normalde bunların süresi arkadaşlar 4 dakika mı ne öyle bir şey. Tamam mı? Son power'a gelince %50 daha kısalıyor. İşte 2 dakika mı ne oluyor? Adam 2 dakikada bir. Hadi 6 dakikadan 3'e düşüyor diyelim işte, bilmiyorum hani ne kadar olduğunu. Adam 2 dakikada 3 dakikada bir World of Power yapıyor. Bu sefer ne oluyor abi? Buradaki işte atıyorum gördüğünüz gibi Mirkut, işte Rohan. Gondor'u katamayız, onda da Gandalf var. Erebor diyebiliriz belki. Gundabad diyebiliriz, Goblin Town diyebiliriz. Böyle faction'lar. Yani büyü gücü düşük olan faction'lar. 2 ya da 3 işte, tam hatırlamıyorum onu. Bu faction'lar zayıf kalıyor bu sefer. O yüzden ben demiştim ki bunun süresini işte 10 dakika falan yapayım. Bir de son power, son şeyi alınca, manikol orsu açınca işte 5 dakika olsun mesela. 2 dakikada bir sürekli bunu yapmasın demiştim. En azından biraz daha etkili olur yani. Bir savaş sırasında, bir savaş 5 dakikadan uzun sürmüyor. Bir savaş sırasında 2 defa yaptığını görmeyiz en azından. Anlatabilmişimdir umarım. O zaman anlattığımı şu anda da hani örneklerle pekiştirmiş oluyorum.
Aslında bir tık zarar verdi. Şey değil. Kötü bir saldırı değil. Abi verememiş lan. Bu ne oğlum? Ölmemiş ki bunlar. Mirkut 160 ama yarısını kaybetmiş. Rohirrim girecek buraya şimdi. Bakıyoruz şöyle. Abi. En azından önde mızraklılar öldü. Dolayısıyla Rohirrim'in dalma şansı olabildi arkadaşlar. Evet. Saruman da gitti. Ordu zaten en büyük leadership'ini kaybediyor Saruman gidince. Bu da önemli. Tufan kankam devam ediyoruz kardeşim. 2 saat 16 dakika olmuş. Gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun. Aynı maç devam kardeşim. Bitmeyen maç yapmışlar abi. RD kankiden Wishking'e kadeh kalkıyor. Gelsene bereket kankim. Sağ olasın. Wishking afiyet olsun canım. Tekrar hatırlatalım chat'teki sevgili chat'teki arkadaşlara. Şurada az önce yıkılmış olan arkadaşlar. Sony şu anda chat'teki Witch King oluyor. Kendisi şu anda savaşmakta olan Mirkwood'un yani Silmaril'in kardeşiymiş. Tekrardan bir hatırlatalım. Bilmeyenler için. Kanka işte bak. Witch King şey FFA niye Witch King dedim oğlum ben? FFA maçların aslında olayı tam olarak bu. Oynarken çok sinir oluyorsun, tamam mı? Kafayı yiyorsun, kafayı. Ben nefret ediyorum oynamaktan, tamam mı? Buradan itiraf ediyorum. Ama izlerken keyif alıyorum. Oynaması çok gıcık. Bak takımlı maçlar öyle değil. Kimin ne olduğu belli. Alırım yanıma atıyorum Gökhan'ı. Karşıda işte olur atıyorum. Tufan olur, Caner olur. 2v2 savaşırız değil mi? Keyifle savaşırız. Düşmanım belli, dostum belli. Ama 4 kişilik, 5 kişilik, hele ki burada 6 kişilik FFA izliyoruz. Kimin ne yaptığı, ne olduğu belli değil. O kadar gıcık ki. Abi çok güzel girdi tekrar. Uf. Uf uf uf. Hadi Mirkut kardeşim, dobarlan kardeşim hadi. Hadi 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 acil. Burada Turgut parasızlıktan adam ne yapacağını şaşırdı ya bak. Yavaş yavaş para azalıyor bak. Yavaş yavaş Okan'ın parası azalıyor. Baktığımızda 220 bindi. 160 bin oldu, 140 bin oldu, 130 bin oldu. Hafiften hani bir azalma, ekonomide bir çöküş, savaş kaynaklı. Lan Turgut şunu kullanıyor mu diyecektim. Kullanıyormuş. Helal lan. Mirkut. 50-59-60 bin. Rohan 300. Kost. Yine kalesinin önünde iki dağ eteğini tutan bir Isengard ordusu çıkmasına müsaade etmiyor efendim.
Mirkwood oraya yine bir salça olacak. Ordu toparlanıyor, bir şeyler oluyor. Haydi bakalım. Şu kahvemden biraz daha içeyim arkadaşlar. Bu biraz daha sürecek gibi. 2 saat 20 dakika olmuş. ...690. Ya arkadaşlar bu işte... ...ordunun bir kısmını bakın böyle yarım yamalak kaybediyor ya... ...orduyu hareket ettirdiğiniz zaman, bu şekilde yürüdüğü zaman bunların yenisi çıkmıyor. Yenisi çıkmayınca... ...o komandonetin yerine yeni birlik basıyorsunuz. O yeni birlikler çıkıyor. Daha sonrasında bunların yeni olanları gelmeye başlıyor ve... ...komandoneti aşıyorsunuz. Komandonet bug'ı dediğimiz şey bu. Online maçlarda çok fazla böyle bilinçli olarak kullanılması taraftarı değilim. Yani bilerek yapmıyorsanız sorun yok ama bilinçli olarak o bug'ı kullanıp ordunuzu katlamanız adil olmaz. Dolayısıyla yapmayın efendim. Üç rank bir ent, canı az. Orada kim yazmıştı? Volkan. İlk defa 3 seviye ağaç adam. Ağaç adam mı? Volkan? Kardeşim. Ağaç adam ne demek kardeşim? Volkan ya. Volkan. Abi. Abi bu nasıl bir ordu? Nasıl durduracaksın lan acaba şimdi, Turgut? Abi! Abi böyle bir şey olamaz ya. Gördünüz mü lan? Mayınlar patladı orada çok fena. Üstüne bir word of power. Abi kaleye girer artık bu ordu. Kapat bence, kapat kapıyı kardeşim. Aragorn'u da kaçır. Kapat kapıyı, bekle. Aha Mirkwood geleği. Mirkwood. Yap bir müdahale kardeşim. Abi kapıyı kapatsan savuncan, kapıyı yıkacak bir şey yok. Saruman'ı öldürmeye fokuslanmış galiba o sırada. Kapı mapı hiçbir şey düşünmüyor. Evet öldür o. Okçu küreleri de sıkıyor çünkü, öldü. Şuradan Mirkwood'a bakmak istiyorum. Mirkwood şu anda Isengard'ın base'ine doğru ilerliyor arkadaşlar ve Saruman ölmüş. Ordusunun büyük bir kısmı burada ve kalkanlı birliklerle combo yapmış durumda. Yani oraya geri gitmesi çok zor. Aslında çok güzel bir atak yapıyor şu anda Mirkwood. Ve kapıyı kapatıyor efendim. Abi Mirkwood, yapmayacaktın bunu Mirkwood. Mirkwood, o ordu üstüne gelmeden aşağı inecektin kardeşim. Ant-Man hepsiyle birlikte inecektin hem de. Abi sen niye öldürüyorsun Mirkwood'ları şimdi? Sizin burada arkadaşlık, dostluk yapmanız lazım ki. Ayıp etmişsin biraz Turgut burada. Birazcık ucundan ayıp olmuş kardeşim. Ağaç adamlar yanıyor arkadaşlar, evet. Ulan Volkan, ulan Volkan. Düştün dilime kardeşim.
Ente ağaç adam denir mi bunu? Böyle bir şey var mı ya? Adem kankam, kankim. Görüşürüz, iyi geceler, iyi uykular. Ah ah. Abi, Isengard'ın ordusunu yok etmek Isengard'a bir şey kaybettirmez ki. Şu an önemli olan Isengard'ın base'ine gitmekti. Adam zaten tekrar toparlandı burada. Aha da Saruman geliyor falan, anladın mı? Hiçbir anlamı, hiçbir şeyi yok yani. Antler. Taşlar yanlış yere düşüyor arkadaşlar. Sevgili ağaç adamlar, düzgün atın taşları. İsabetli atın. Bak bak. Güzel bak, bunu beğendim. O nereye gitti? Güzel güzel. İyi, lafımı sözümü dinliyorlar ha. At at. Öl 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 öl. Bak bak, Luke düşü mü öldürmeye çalışıyor, ne yapıyor acaba? Abi bu sefer Rohan'ın durumu çok kötü. Bu sefer Rohan'ın durumu çok kötü ya. Entler dost ateşi yapmaz. Ben düzelttim onu. Yapmazlar. Yapmamaları daha iyi bence. Ki bu olay 0.2'den beri var lan. Entlerin dost ateşi yapmaması. Bazen böyle canlar cins cins şeyler söylüyorsun var ya. Bir anda böyle antik Mısır dönemine kafam böyle bir gidip geliyor, anladın mı? Antik guntik şeyler. Evet arkadaşlar. 2 saat 28 dakika geçen toplam süre. Şöyle bir özet geçiyoruz hemen. Şu anda arkadaşlar Okan, Silmaril ve Turgut savaşa devam etmekte. Atilla, Soni ve Caner kaybettiler efendim. Entlerin bu kadar yavaş yürümesi. Ki bak, o ben söyledim, sinirlendi ha. Yakacak onu da diyordum. Şimdi yakar onu da diyordum. Yakamadı. Yine bir duraksama süreci efendim. Isengard için geçerli değil tabii ki bu. Command point'i aşmış yine. Mirkut 282. Rohan 240. Rohan'ın önemli olan command point'i değil. Onlara o upgrade'i verebilecek parası olacak mı, olmayacak mı? Bu daha önemli. Niye buraya gitti lan bunlar acaba? Abi kuşatma geliyor. Abi Isengard kuşatması geliyor. Rohan.
Onları oraya niye götürmüştün, şimdi niye getiriyorsun? En azından Glorious Charge'da yakaladığı için öldüremedi arkadaşlar. Siz olun. Glorious Charge sırasında Word of Power'ınızı kullanmayın efendim. Oyalamak için olabilir, öldürmek için doğru bir zaman değil. Abi kapat kapıyı, kalsın içeride. Ya öldü ki zaten. Ölür. Ama onun ölmesi bu koca ordunun yenilmesi için yeterli mi bilmiyorum arkadaşlar. Çok büyük şu an ordusu. Eomer'in ölüm sesini aldık efendim. Gimli ölmek üzere. Niye can verildi? Evet, Gimli gitti. Abi gir içeri, kapat kapıyı ya. Adamın kuşatma zımbırtısı yok zaten. Kapat abi. Bunlar burada şarap içiyorlar. Neden kapatmadın ki? Mirkut. Isengard'la baş başa kalacaksın kardeşim. Yazık, günah. Vallahi bak. Gelmen lazım Mirkut. Gerçi gelse de bu saatten sonra yetişemez. Benim anlamadığım abi, kapıyı kapatmaması oldu. Halen daha neden kapatmadığını anlamadım. Çünkü kapatsa alır şu anda. Halen daha alabilir. Artık kapıyı kapatsa da alamaz. Burada Mirkwood'u bekliyorsun değil mi? Belki Mirkwood gelir. Düşüncesi mi var? Ne var burada? Mirkwood bayağı bayağı bekliyor ha. Full ama bekliyor. Neden ki? Şu son olanlara akıl sır erdiremedim. Kapının kapatılmaması ve Mirkwood'un bekliyor olması gibi şeylere çok yorum yapamadım. Rohan'ımız gitti efendim. Turgut'umuz yıkılıyor. Ancak kapıyı kapatıyor. Evet, Turgut has been defeated ve son kalan oyuncular
Silmaril ve Okan oldu efendim. Hadi bakalım neler olacak şimdi. Ha, bir dakika. Şimdi Turgut yıkıldığı için command point 320'den 400'e çıktı. Dolayısıyla yeni ordular basmaya başladı Mirkut. Aynı şekilde burası da 800 olmuş. Hadi bakalım abi. Ben olsam oturur base'imi savunurdum. Gitmezdim. Onu da söyleyeyim. Abi kötü bir gidiş işte bu. Hero'ları önden salma olayı. Yeni birlikler gelmeye devam ediyordu. Isengard ordusu 805. 400 de Mirkut ordusu. Ortada büyük bir savaş dönecek efendim. Muhtemelen ordu World of Power ve Thunderbolt gibi skill'lere yenik düşecek Mirkut ordusu. Vallahi yoruldum ha ben de. 2 saat 37 dakika olmuş. Çok büyük bir sürpriz olmazsa şayet. Zaten Mirkut yenilecek. Bunu sadece World of Power veya diğer skill'lere bağlamıyorum. Oynayış tarzı dolayısıyla yaptığım bir yorum bu. Burası daha yeni öğrenme aşamasında. Tıpkı Attila için söylediğim şeyler burası için de geçerli. Dolayısıyla sadece ordu gücü falan değil. Oynayış performansı açısından Isengard'ın alacağını düşünüyorum efendim. Dediğim gibi çok büyük bir sürpriz olmadıkça şimdi yanılırım falan filan bir şeyler olur. Mouse sakin ol mouse. Abi oraya mayın koyuldu yalnız. Orada bir mayın var. Abi. Soruman'ın kendisi de öldü ve World of Power göremedik efendim. Summon'lar geliyor. Arkadaşlar böyle boydan boya burası, şurası, orası, burası böyle bir savaş. Ben iddia ediyorum başka bir modda göremezsiniz. BFM2'de hiç göremezsiniz. Gerçekten çok iyi. Ya izledikçe olmuş diyorum yani şu savaşlar falan var ya çok iyi. Ve Thranduil gitti. World of Power göremesek de Mirkut ordusu kaybetti arkadaşlar.
Son direnişini yapıyor artık burada Galeon savaşıyor. Burada son savaşan birlikler var. Woodman birlikleri var. Arkada iki grup okçu. Son direniş 10 ranklık Galeon'dan. Dayanmaya çalışıyor. Cripple yedi. Ve gitti efendim. 300 kostu da verdi Isengard'a. İki grup okçusu da burada şimdi yem olacak. Arkada basılanlara bakalım. 4 grup Alasquart var. Okçular falan çıkıyor. Birolar geri basılmış. Ağaç sakal ve bir tane ant basılmış efendim. Savunma hazırlanıyor orada. 3 tane daha ant var. Yolda gelmekte olan. Yani işte bu adamlar, yani yavaş olmasını göze alarak bu orduyu basmış Okan, tamam mı? Okçulara karşı da başarılı olmuş. Bunları yakından ancak böyle kılıçlı birliği falan bassaydı burası. Yoğun bir kılıçlı birliği falan bassaydı belki karşı koyabilirdi. Palasquartlar da gerçi öldürür onları ama bunlar daha çok tabii... Kalabalık olup üstlerine de gittikleri için bir de ek olarak orada crossbow desteği falan da var. Bir şekilde üstünlük sağlıyor. Bir de artık rank atlamış birlikler de vardı buralarda bak. Çok zor bunların ölmesi arkadaşlar. Burada sentry tower'lar falan hak getire yani hiçbir işe yaramazlar. Anca burada 10 dakika savaş dönse belki her biri 2-3 tane öldürebilir yani. O derece etkisiz bu kalkanlara karşı. Bu kalkanlara etkili bir tek şey vardı işte. Rohan'ın Rohirrim'leri vardı. Ezip geçiyordu. Onlara karşı da mızraklı kullanıp karşı koydu bir şekilde. Sonuç bu. Arkada bir tane Vel var. Höllal lan Gilmandil. Höllal lan adam indiriyor bak bak. Birer birer indiriyor bak. 3 vuruyor. Bir tanesine 3 vuruyor şu an. Ay Thranduil son savunmasını yapacak reis. Tauriel öldü orada. Entleri devreye sokmadı niyeyse. O kısmı tam çözemedim. Unutmuş da olabilir, emin değilim. Gerçi devreye soksa bile şimdi ateşli okçular var da sonuçta savunmadır yani. Bak bak ne oluyor oğlum? İşte bunu yapma kardeşim. Yazık lan. Ama güzel savunma yapıyor şu an. Her şeye rağmen güzel savunma yapıyor. Evet arkadaşlar açtım şu ağzımı. Savunma yok oldu. Ağzıma sıçayım ya. Evet. Hadi Beorn. Hadi indirirsin Beorn. Beorn yalnız tek atıyor ha. Bak kodu vurduğunu indiriyor. Lider şifasını almasın. Kodunu indiriyor herif ya. Burada onu ayıya döndürmemesi de iyi olmuş vardı. Ayı olsaydı burada çoktan ölürdü o. Bu şekilde daha iyi. Saplıyor geçiyor efendim. Galeon. Galeon'a ya abicim gitti. Galeon orada bir suikast düzenlemeye çalıştı ama. Her şeye rağmen güzel savundu.
O bakımdan arkadaşlar Sirmalili tebrik ediyoruz efendim. Güzel. Hem bak Beyzin'de bekletmedi ordusunu. Çıktı bir meydan savaşı yaptı. Paşalar gibi, aslanlar gibi orada savaştı. Geldi ondan sonra da Beyzin'i savundu. O yüzden tebrik ediyorum abi. İyiydi. İyiydi, gayet iyiydi. Isengard'a zaten diyecek söz yok. Adam Rohan'ı püskürttü. Efendim Mordor'u püskürttü. Yeri geldi Mirkwood'u püskürttü. Bir tek Gondor ve Imradis'le savaşmadı galiba. Yanlış anımsamıyorsam. Çok uzun replay arkadaşlar. Aklımda kalmamış olabilir. Janel zaten düştüğü için bir şeye Mirkwood'a saldırısını gördük bir ara işte. Güzel bir saldırı yaptı falan. Kendini savundu vesaire. Daha sonrasını görmedik zaten. Diğer bütün arkadaşlar da güzel oynadı ya. Sadece Attila biraz kapalı oynadı ama yine de en azından geldi mesela bir Rohan'ı kuşattı vesaire. Bunlar genel yorumlarım gençler benim. Yapmak istedim sadece. Sonny'nin ilk oynayışı mı bilmiyorum. Witch King. Ama Mordor'la güzel oynadı. Güzel ataklar yaptı. Sadece bir yerlerde tam ordusunu toparlamadan, combat point'i full olmadan Isengard'a girmesine anlam veremedim. Onu da işte şey diye yorumladım hani. Isengard darbe aldığı için ordum tam olmasa da gideyim vurayım belki alırım diye düşünmüş olabilir. Evet, bunlar benim yorumlarım da efendim. Maç için 3 saat diyen de 4 saat diyen de halt etmiş efendim. Maç 2 saat 47 dakika sürmüş oldu ki ben arada bir durdurdum ettim falan 2 saat 46 dakika diyebiliriz. Güzeldi ama son zamanların uzun ve en keyifli maçlarından biriydi arkadaşlar. Tebrik ediyorum hepinizi. Sevgili YouTube, bu şekilde efsane online maçlarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Hoşça kalın.